İyi akşamlar sevgili seyirciler. Özgür İfade'ye hoş geldiniz. Ersin Kalaycıoğlu ve Hayko Bağdat bir aradayız ama çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili İlber Çağat. Ortaylı. Vallahi bizi kırmadı. Öyle nazlı niyazlı bir <laughs> e, profesör ama artık eski dostluğumuza binaen hepimizin. Tabii. Sağ olun şeref B bütün verdiniz. Bütün profesörler nazlı niyazlı değil mi? He, hepsi sizde. E, ama, <laughs> evet. şimdi ben İlber Ortaylı gelecek deyince kime dedimse a çok güzel program olacak. Onun hocanın esprileri, hocanın esprileri. Oh. Bir de bir korku salmış İlber Ortaylı ya bize embesil derse, böyle <laughs> cahil, <laughs> cahil derse <laughs> filan <laughs> diye. diyeyim. <laughs> Hocam bana derseniz yürür. Yani ben e, çok cahilsin keşke ölsen diye bir sizinle özdeşleşmiş durum var. Şey, o İki o... saat boyunca diyebilirsiniz. Ben çünkü Twitter'da paylaşınca sizin geleceğiniz Hı. herkes sizinle yapılmış kapseli paylaştı bana. Ha. ve yan yana koyup bana cahil dediğiniz fantazisini kurdular. Yani bu programda On ama şeylerin ifa tarzı o Şimdi karelemesi İzmir Teknoloji Enstitüsü'nün oradaki veletlerin işi o. Öyle ha. mi? Şimdi ben de oradan çok ha. güzel yani şey var İlber Ortaylı Fan diye bir ha. grup var. Mesela diyor ki değerli öğrencilerim final sınavına beyninizi getirmeyi unutmayın. Evet. <laughs> bir tane şu hani bir şarkıya güzel, güzel bir öneri. Çok güzel mesela. <laughs> Keşke bu önce, bu Diyor ki bu gece hiç tanımadığım bir cahile sırf sana benziyor diye usulca sokuldum embesil dedim. <laughs> Nazlı Hanım, bir de şey var biliyor musunuz? Var? Hoca herhalde uçağa binmiş bir geziyor. Parmak işaretiyle aşağıya gösteriyor. Ona bir caps yapmışlar. Bu caps dediğimiz He. hani Hı -hı. fotoğrafa uydurma cümle uydurma. yazıp. Hoca şey diyordu. Bu semt e, komple cahil. Keşke yıkılsa. <gülüyor> <gülüyor> Bu semt yıkılsa çok iyi olacak. Batak bir mahalle. Ama sizden esinleniyorlar <laughs> herhalde. Bir de şu var. Darbe dönemlerini aratmayan hukuksuzluklar ülkenin yeni Türkiye değil, yine Türkiye olduğunu bir kez da daha kanıtlıyor. <laughs> evet, hakikaten böyle çok güzel bir laf var. Bilmiyorum siz kime ait olduğunu bilirsiniz. 40 alim 40 alimi bir delille ikna ettim. Bir cahili 40 delille ikna edemedim. Evet, öyle evet. eski yani bir laf. Yani dolayısıyla eski bir laf bu da biraz cehaletten biraz şeyden bahsedeyim Şimdi hocam siz tarihçi oldunuz ve çok değerli bir tarihçi olduğunuz için ve tarih <laughs> itibariyle de işte 27 Mayıs'ı hemen geride bıraktığımız için ve bugün hala 27 Mayıs bir şekilde tartışılıyor. İnsanlar kendisini 27 Mayıs'a Adnan Menderes'e göre tarif etmeyi de çalışıyorlar. İşte kefenimiz cebimizde o bu gibi. Ben bir kere şu Demokrat Parti'nin mirasçısı kim Allah aşkına? Var mı mirasçısı? Dünden bugüne nasıl bu olayı taşıyoruz ve nasıl ders alıyoruz veya nasıl kendimize nispetle bir Kimlik çıkarabiliriz? Hayır mi? yok bence. Siz daha iyi biliyorsunuz. Biz aşağı yukarı, sen bizden gençsin çok. Biz aşağı yukarı aynı yaş grubundayız. Siz daha böyle orada bürokrasinin değil politikanın üstündekilere hı hı. yakındınız. Babanız bakandı. Ben de işte bir hocanın, bir memurun çocuğuyum. Gazeteyi okurduk. Büyüklerin konuşmalarını dinlemeye bayılırdık. Yani bu çok önemli bir şeydi bu. Eski toplumun kurallarıyla yetiştik. Yani bizim oynayacağımız böyle işte bilgisayar yok bilmem ne falan fazla yoktu. Ya oynardık ya dinlerdik evde akşam. Şimdi ben politik tarafından uyanık şeylerim var. Sonra tabii e, hafızamı inkar edecek değilim. <laughs> yazdım da bunu hatıratımda. Aşağı yukarı 5-6 yaşında olmalıyım. Yani ilkokula başlamamıştım. Ankara civarında bir köy düğününe gitmek durumu oldu. Orada yolun köylülerle dolu olduğunu gördük. Ve ben o manzarayı unutamıyorum. Bir kere hiç 60'lar, 70'ler hele şimdiki Türkiye ile mukayese kabul etmez o köylülerin o fakirliği, yırtık, pırtık, üst baş birbirini tutmaz şeyler. Kimi çarıklı, kimisi de soğuk kuyu lastiğini giymiş bana. Onlar gözümün önünde. Şimdi bu kalabalık o yola dökülmüş. Çünkü başvekil geliyor diyorlar. Başvekili böyle hurra diye karşı şey yaptılar falan böyle. Menderesi. Evet hı. onu şimdi anlıyorum. Demek ki işte artık jandarma gelmiyor, tahsildar gelmiyor en önemlisi. Hı hı. E, bizim istemediğimiz başka şeyler de oluyor. Kolayca bir araya gelip kaymakam attırıyorlarmış artık. Yani bu 53 yılının bence ya sonbahar sırasıydı, eylül meylül gibi hı hı. belki de ilkbaharıydı onu bilemem. Yağmur yağdığına göre ilkbahar olabilir Bir gün evvel Çünkü yol tıkanmıştı o zaman Tıkanan yol da gölbaşı civarıydı hmm. Düşünün Yani araba gidemiyor Ve adamın Ağlayarak geçtiğini gördük köylüler. Yani tezahürat yapılıyor e, Ağlıyor dediler Bizimkiler Tabi o sefalete dayanacak bir tip değil Yani öyle bir yufka yürekleri var Evet ağlayarak geçiyor aralarından <laughs> dokunaklı bir manzara olmalı ve orada bir kelime öğrendim bu adam çok milliyetperver dedi babam yani, şey. evet. evet böyle köylüsün Hacı doğrudur fakat bundan birkaç sene sonra biz ağladık çünkü İstanbul'da yıkılmadık bir şey kalmadı hele benim gibi böyle tarihçiliğe doğuştan insanlar aşina olur yani ben mesela o Kara Ahmet Paşa türbesinin türbesinin değil pardon Çeşmenin Sebil caminin önündeydi bir Rönesans fonta, Bir pis bir katırpiller gelmiş. Vur Allah vur. Akşama kadar uğraştı yıktı orayı nihayet. İşte böyle mesela şey o berbat belediye sarayı yapılacakmış. Konakları yıkıyorlar Saraçhane başında. Şimdi konaklar siz bileceksiniz. İstanbul'da böyle apartman dairesi falan lüks. Yani insanlar eski ahşap evlerinde oturuyor ve eski konaklarda bir iki oda kiralayarak oturan, hı hı. tuvaleti falan müşterek kullanan aileler var ve bunlar sefil de değil. Yani işte alt orta, orta sınıf insanlar, temiz bunlar, kriminal bir şey değil, slam değil falan. Oraları yıkıyorlar o konakları. Bir kızcağız da kızcağız bugün diyorum bir hatun da ağlıyor. Çünkü ev yok. Yani gidecek taşlı tarlada çamurda bir gece kondu bulacak. Müteverrimmiş. Sonra da ölmüş kız orada zaten o kadın. işte böyle dedi ki birileri bunların ayağı yeri değmez diye bir beddua duyduk. Yani bu şeydi çelişkili bir dönem bu ne için bunun mesela sebebi bu iktidarın giderek çok güçlü olması mesela iktidarın in... çok güçlü yani 50 olmasından yani %50'de aldığı yüksek güçlü. oy oranı o benim gördüğüm zamandan daha da güçlü olmuş sonradan anlıyorsun i̇şte sonra... 54 işte onu demek istiyorum. 57'de düşmüş bunlar mühim değil bir seçim daha geçirse Allah bilir gene kalırdı kalırdı Hı -hı. yani çünkü o çoğunluk sistemini Halk Partisi kendisi yarattı çok açık. Tabii. O zaman çok iyiydi bunun gerekçesi Nihat Erim'i dinlersen o komisyonda. Ha 54'ten sonra tukaka oldu. Şimdi 6 senede 7 senede tukaka olur mu, bir sistem? İşine gelince öyle, işine gelmeyince böyle. Yani muhalefet de iktidarla ayrı bir açmazın içindeydi. Ee, ezbere konuşmalar vardı falan. Ve büyük bir çelişki vardı, büyük de bir kavga vardı. Bence e, iktidar da muhalefetin kendisi de kitlelerin ivasına kapılmak diye bir laf var yani. Doğrudan doğruya. <laughs> Alkışın ivasına katıl kapılmak. Öbür tarafı dinleyememek bu gibi şeyler yerleşmemiş. Yani Türkiye'nin parlamentosu yüzyıllık işte Türkiye'de parti var o zaman da ama İnsanlar kitleyle birlikte politika yapmaya ilk defa 50 yılında falan oralarda başlıyorlar. Tabii büyük bir acemilik var. E, ve Menderes'in kendisi de değerlendirmesi çok zor bir adam. Şimdi bakınız 30'da serbest fırka deneyi bir şeyle bitmiş. Yani sabırları geçirecek bir, taşıracak bir sonuçla gidiyor. Çünkü... Hazır parti istiyor Gazi Paşa'mız ama irtica istemiyorlar. Yani orada herkes çok çekiniyor. Şimdi parti feshetti kendi kendini biliyorsunuz. Hı hı. Kendi kendini feshetti yani. Oraya geldi. Şimdi <laughs> Ege gezisinde Menderes'i çağırttı Adnan Bey. Atatürk. Daha o zaman o Atatürk değil soyadı öbürü de Menderes değil. Yani Gazi Paşa'mız Adnan Bey'i çağırttı. Haşlayacak. Nedir senin istediğin diyor Hı. falan soruyor. E bakıyor ki ama doğru dürüst bir adam. Doğru Türkçe konuşurdu ve güzel Türkçe konuşurdu. Onu hatırlıyorum. Niye sonra. haşlayacak Menderes'i peki? E işte o hareketin başında en çok göze Hadi. batan il başkanı Aydın'ın. O i̇l daha dolayı da Serbest, fırka da. Serbest fırkalı. Serbest Fırka'lı hayatında da CHP'ye falan hiç girmemiş, görevlendirilmemiş. Hı. Bu çok önemli sen bu işi kur yap diyen adama o kadar kızmaz tabii ama bunlar zinde kuvvet. mi diyelim evet. yani geliyor. Ama. ama bakıyor ki ifadeyi vermeye başladığı zaman kim olduğunu takdim Belli işte İstiklal Savaşı'na katılmış. İstiklal madalyası var tahsil var o zamanki Türkiye'ye göre. Doğrudur şeyler söylüyor. Yani mesela söylediği bir şey suymuş. Burada diyor böyle diyor köylünün arazisinden bahsediyorlar. Bir çift iskarpin fiyatını alayım sizden buradan tarla diyor. Yani öyleydi durumda yani öyle bir Arazin toprak yokluğu yok. değil. Arazinin e, bolluğu var ve bakımsız arazi yani. işleyecek hal yok, organizasyon yok, kanunlar çok kötü, bürokrasi cahil falan. Bu gibi meal üzere giden uzun konuşma artık istintakı ve şeyi bırakıyor hayranlıkla dinliyor ve rapor istiyor. Bu rapor yazıldığı zaman zaten o dönemde daha ilk şeydi Halk Partisi milletvekili. Öyle yani olur. öyle list. Bu doğrudur, böyledir. Sonra hadi bırakalım şeyin, reisi cumhurumuzun yani e, Türkiye Mareşalı'nın bu şeyini. Mesela Halk Partisi'nin ebedi üyelerinden bir Tahsin Bekir Balta hocamız vardı. Bu ticaret vekiliydi biliyorsunuz. 46'da genç bakanlar koydular kabineye. Biri Gülek, biri o. Ticaret vekili. Yabancı sermaye kanunu çıkarılırken efendim komisyonda Adnan Bey de vardı. Gayet aklı başında bir gençti dedi o. Karadeniz şeysiyle. Yani böyle mesela Zeliha Berksoy'un babası dedi Ercüment Siyavuşgil. Mecliste kütüphaneye bakıyormuş. Kucağımda kızımla bindim diye Zeliha'yla hemen kalkmış yer vermiş trolleybüste. Yani bunlar alışılmış manzaralar da değil. O tek parti devrinin sonunda. Sonra böyle bir kişilik gayet fevri hareketler yapabiliyor. Yani bizim karşımızda değerlendirmesi çok zor bir başvekil tipi var, karakteri var. Bunu unutmayın. Hocam şey, bir şey soracağım size. Sevgi bile en zayıf eseri bence başvekil adından Menderes. Menderes'in dramıdır. Şimdi Menderes dönemiyle ilgili e, tek part döneminden, Statiko'dan demokrasiye geçiş diye anlatılan bir hikaye var. Hmm. Bizlerin okuduğumuz hikayeler. Evet bu lazımdı, olması gerekiyordu ve korkunç bir sonla bitti. Darbe oldu ve Hayır. seçilmiş başbakanı astılar. Allah kahretsin korkunç bir şeydi. Hmm. Peki o dönem e, asla o idamlara e, şey bulmak için bahane bulmak için söylemediğim bir şey var. O dönem yaşananlar gerçekten bir demokrasiye geçiş miydi? Bugün buradan baktığımızda Erdoğan'ın da söylediği gibi o e, demokratikleşme hareketine vurulan bir darbe <laughs> olmasıyla beraber o dönem gerçekten Türkiye pratiğinde, Türkiye tarihçesinde 6-7 Eylül'den haberi var mıydı? Onu artık, onu artık 13-11 yaşında bir çocuk olarak anlayamam. Yani benim bizi ağlattı dediğim işte sevdiğimiz İstanbul çevresinin yıkılması, o evlerde oturan sevdiğimiz komşular, tanıdıklarımızın ağlaması bunlardır. Ama ben demokrasi nereye gider anlamam. Şimdi bakıyorum, sonradan evet. bakıyorum. Mesela o tahkikat komisyonu anormal bir davranıştır. Efendime söyleyeyim, e, Vatan cephesi gülünç bir olaydır. Gülünçtür. 6-7 Eylül evet. olayları 6-7 olayları halen karanlıktır. Hiç mühim değil. Faturası başta durana çıkar. Ve orada biliyorsunuz bu işlerde pek alakası olmadığı anlaşılan bir Dışişleri Bakanı güme gitti. Yani e, Fatih Rüştü Bey'in böyle bir politika takip etmesi mümkün değil zaten. Ve dışında yani günlerdir Dışarıda artık şey geliyor biliyorsunuz, Kıbrıs üzerinde dış müzakereler, dış meşguliyet. E, haberleşme böyle bugünkü gibi değil, çocuk bile daha iyi haber alıyor bugün sağdan soldan, memleketten. E, bu tabii bizim için bir karanlık bir olay. Fakat karanlık olay, neticesiz o sokaklar, o olaylar bunlar insanları fevkalade rahatsız etti. Orada şey rivayeti evet. yok mu? İngiliz Dışişleri Bakanı ile konuşma sırasında Türkiye'de çok Kıbrıs meselesi yani büyük, büyük, yani büyük kamuoyu hassasiyeti var demiş. Hı hı. İngiliz Dışişleri da böyle bir şey görmüyoruz. Dedikten sonra bu olaylar oluyor. İkisi yani arasında bu, bir ilişki. Bunu bilmiyorum herhangi biri yapabilir mi? Çünkü yani. ben bu takımı Şimdi tanıdım Şimdi bakın sonra. ben e, şunu yani 27 Mayıs olayını çok yakından takip ettiğim için bu evet. 6 Eylül olayları biliyorsunuz şeyde yasa da evet. mahkemesinde de söz konusu oldu. oldu. Fatih Rüştü Zorlu kapalı bir celse istedi bunları izah edebilmek için. Dolayısıyla hiç bilgisi yoktur Demokrat Parti'nin bunu diyemeyiz. Ama olay şu Yunanistan'da çok hassas bir şey var ruh hali var. Ya Taksim ya ölüm onu biz diyoruz ya Taksim ya. Onlar sürekli Enosis'i savunuyorlar. <laughs> Ve Türk kamuoyu ilgisiz gibi bu Parlamentodan konuyla. Parlamento'dan karar çıkarttılar. Hı -hı. Yani İngiltere buradan ayrılıyor. Bu ada aslı olan Yunanistan'a dönmelidir diye. Dönmelidir diye. Ha, Türkiye'de o noktadan itibaren tepki vermeye başlıyor. Biz Hükümet bunu kabul olarak. edemeyiz hassasiyetini. Ha, yani vermemiş. bizim Ama kamuoyu, kamuoyu... <laughs> bizim kamuoyunda bir hassasiyet yok. Yok. Dolayısıyla yok. ben şöyle tahmin ediyorum. Bu özel harple e, Kamu yapılmış. Kamuoyunda değil milliyetçi tarihçiliğin babası sayılan ki bir otoritedir tabii otoritedir yani Fuat Bey tısışları evet. bırakırken evet. bizim böyle bir meselemiz yok dedi panjuru evet. indirdi ver yani Hı. bundan daha. Yani yok. şunu demek istiyorum böyle bir sonuç olacağı tahmin edilmeden yani bir e, hafif halk ayağa kalksın işte ya taksim ya ölüm ee, Kıbrıs'a davasına... Onu onu biz bilemeyiz. Haklısınız onu söylemekte. Yani o noktaya kadar Ama... gitmek yerine iş çığırından evet, çıkıyor. Olayların başlangıcında bilhassa bu gibi şeyden yani bir nevi bir kahır çekmiş olan mazide, yakın mazideki Rumeli göçmenleri. Hı hı. İstanbul o zaman doluydu Rumeli göçmenleriyle. E, kötü mahallelerde oturmak zorundaydılar. Yani o bizim beğenmediğimiz o taşlı tarla yani Gazi Osman Paşa'nın eski hali. Çamur içinde yarım yamalak yapılmış evler bile henüz nasip olmamıştı onlara doğru, giremiyorlardı doğru. falan. Böyle ortamda kızgın insanlarla bir protesto, bir mezarlık tahribi olayı dışarıda evet. başladı. Fakat iş oradan yağmacılığa nasıl dönüştü o bir muamma. Yani o kalabalık gidip Aradan de bir papazı, bir insan. papazı yani sünnet o etmeye. Yassada da ortaya çıkmadı. O daha yani sonra Yani bakkalı da, bakkal da onlar yağmalamaz. 25 oldu söyledi ama işte bu derin kontur gelinin ilk. Ama işte bu ayrıntı, bu dönüşüm hakkında fazla bu dönüşüm ayrıntı. Bu ben... izah ediyorum, bu. Yani Ay. adam gidip de bakkal yağmalamaz. O yağmalamadığı nereden belli biliyor musun? Ağzının tadıyla alacağı şeylere el sürülmemiş. Helva ekmek aranmış. Yani <laughs> bir Rumeli göçmeni şarkı helva ekmek aramaz yani. tutkika kanunsuz yani, olarak. Yani <laughs> bir şey tertip edilmek bence düşünülmüş. Fakat bu iş bir şekilde... Çığırından, Çığırından Büyücü çıktı. Çığırından çıktı. Ve dönüşmüş Ve böyle, yalmaya yalmaya ve böyle bu, bir tabi. zemin olduğu zamanda... Şimdi aslında çok düne takılmayalım. Tam izlemelisiniz. Sizin evet. sorunuzu ben... Ee, hocaya tekrar ısrarla e, çerçevesini çizerek bir daha sormak Hı? istiyorum. İyisiyle kötüsüyle tek parti döneminden e, çok partili seçime geçtik bir dönem yaşandı ve Menderes e, bu gerçeği anlar. var. Bu Ama bugün bir siyaset var ve siyasi anlayıştaki, merkezdeki iktidar diyor ki, biz o ecdadın devamıyız. Oh, oh, oh. Ee, biz o oh, oh, oh. neslin devamıyız. Evlenim. Biz o yüzden e, Türk büyükleri, e, Türk e, işte devletleri e, kıyafetlerinde insanlar koyduk saraya Sarayı o yüzden yapıyoruz. Ağzından düşünmek olarak öyle düşündüklerini zannetmiyorum. Türkiye'de bir şeyden emin olmak lazım. Türkiye'de Marksist düşünce hakikaten en hafif dozda milliyetçilik saklamaz, barındırmaz. Yani Macar komünistinde Macar milliyetçiliği vardır. Polonya komünistinde vardır. Rus komünistinde vardır. Doğu Almanyalı da yoktu. Ee, ve Türk'te yoktur. Yani bu bir imparatorluk kalıntısı olmanın herhalde gerekçesi ee, Türkiye'nin dinci dediğimiz muhafazakar dediğimiz Reaksiyoner kesimlerinde de o tarz bir milliyetçilik zayıftır onu söylemek lazım. Yani bütün bu şeyler 16 devlet kılığı falan Bunlar bence çok zor son zamanda, işte bu da bulunsun falan yani aktardan ilaç sorar gibi acele gündeme getirilmiş bir şey. Onu yapanların zihniyeti değil. O çok açık bir şey. İkincisi en çok üzerinde durmamız gereken biz bu mirasın soyundayız, devamcısıyız yani sahibiyiz diyenlerin ben o Menderes dönemini Demokrat Parti'yi gerçekten benimsediklerine hiç inanmıyorum. Çünkü bakın Türkiye'de milliyetçiler onları tanırdım ben aile çevresinden. Hiçbiri sevmezdi Tekme'yi ve Menderes'i. Vakta ki adamı astılar hepsinin yüreği yumuşadı. Yani sevmezler. Milliyetçiler de mi sevmezler? de efendim geldi part şeyi kapattı. Milliyetçiler derneğini kapattı. Hmm. O zaman partisi martisi yok ki o takımın o dernekle geçiniyor onlar. Yani Türk Ocağı yok ortada zaten sonra ihdas edildi. Ve ayrıca ihtas edilen Türk ocağını da sevmiyorlar. Çünkü Hamdullah Supi onların anladığı anlamda bir milliyetçi lider değil falan. Ee, böyle bir durum var. Ee, din taraftarı yani monolit fundamentalist İslam'ı temsil eder diyeceğimiz hiçbir tabiri de çok severek kullanmıyorum ama hiçbir şekilde Demokrat Parti ile falan bağdaşılmaz. Bağdaşamazlar çünkü zaten mürteci lafını yerli yersiz kullananlar sırf halk partilerdi, depeller de aynı zamanda. Bunu unutmayın. Yani Ticanilerin de, e, Ticani ticari bir tarikat tabii canım falan. ben onu hatırlıyorum mesela Hı. şey dedi Şefkanım dedi anneme gelen kadın pilav oğlunu toplamışlar dedi Hı. toplamışlar demek işte toparlamışlar mı ne dedi? O böyle çok yakında onun müritleri vardı. Onu hatırlıyorum. Böyle camiye giderler. Kolları sıvalı. Bu kadınlardan biri de kikik güler arkasından. Yani böyle garip tezatlar vardı toplumda. Bir müddet sonra da herhalde hatırladığım başka bir olay var. Parkta makta kitap okuyup durma dedi babam anneme. Çünkü onu da şimdi bağlıyorum tep şey, tevkifatı başladı be Ne tevkifatı? Be hicabı. Hiç behi, behi. o. Yani tam bu böyle bir tek parti cumhuriyetinin yeni Türkiye'yi kurmak için gerekli bir şeyi vardı yani. Tavrı biliyorsunuz. Biz sola da karşıyız, sağa da karşıyız. İcabında sağa daha çok karşıyız. Bu gidiyordu depeyle. Yani şimdi ben onun için bu tarz görüşlerin samiyetine inanmam. Kusura bakmasınlar. Yani yeni bir Türkiye yaratılıyor. Tarihi Türkiye. Sonra kendine göre de bir e, Stalinist veya Enver Hocacı bir ateistik devir yaratılıyor. Yani şimdi... Ne zaman? E, i̇şte tarih dediğin zaman 1925'ten 50'lere kadar şimdi yapılan bu. Yani öyle bir şey ki tamam yani anladık hakikaten çok Müslüman bir devlet protokolü yoktu. Ne bileyim ben kral Abdullah geldiğinde cuma namazına giriyor, ricali devlet kapıda bekliyor falan. Efendime söyleyeyim öyle herkes açıkta oruç tutarım falan hele resmi iftar falan söz konusu değil. Ama cami kapatıldı falan da yok yani. Herkes de camiyete de gidiyordu. Kurbanlar da kesiliyordu. Ha bugünkü gibi bir kurban olayını tabii çok daha sert önlerlerde ama öyle bir şey yoktu ortada. Zaten yani, nüfusun çoğu köyde, köyde kışı, şehir tabii. küçükler, Türk şey. şehirlerinde tabii. de herkes bahçesinde Bahçesi et vardı. öteden tabii. beri keser zaten. Bahçede Sırf kurbanda doğru. değil yani koyun falan e, ne bileyim bir takım camiler hem şey olarak ihmal ediliyor. Hem de zaten çok feci vaziyettesin. Selimiye Camii dediğiniz şeyin evkafı Bulgaristan'da falan kalmış yani. Onu kim bulup da parayı bakacak, tamir edecek. İkinci Cihan Harbi'nde el konmuş bir sürü öküze, katıra bilmem neye falan. Yağmurun altında nereye koyacaksın o hayvanları? Boşalan camileri, varsa ihmal edilen türbeleri. Bunlar var böyle şeyler ama. Yani camileri ahır yaptılar hikayesi. Aman ev, mı yani burada bakınız bu, bu çok kötü bir zihniyettir. Böyle Enver Hoca ve Stalin tipi bir ateizmi getirip o devreye yana yamarsan, keşiştirirsen bu doğru değildir. Bu yanlıştır. Bu hasta bir abartmadır. Bu revans, kin yaratır. Ve bunun nerelere varacağını kimse bilemez. Yarın bu sizin saflarınızda başlar. Yani sırf solcuyla sadece dinsiz davrananla dinli davranan arasında değil. Yani bu iki tabir de yanlış ama işte neyse anlayın. Dindarlar arasında bilen başlar bu. Yani e, sağlıklı bir gelişme değildir. Bir topluma çok yanlış verilen bir motordur. Toplum hamur yoğurmaya benzemez. Yani sizin keyfinize göre şekil ve tat almaz o. Mutlaka onun bir kaçanakları vardır, püf noktaları vardır fırından çıktığında ödün kopar sonra. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi biz de CHP döneminde hani dine biraz daha mesafeli bakıldığını laiklik adına bunu biliyoruz. Evet. Demokrat Parti'nin hani halkla bütünleşmesinin sebebi olarak da daha bir dini ve dindarı özgürleştirdi. Cuma namazı kılan bir başbakan hatırlıyor musunuz? Anca cemaati böyle görüntüyle. Demirel'le başladı. Yani. Demirel'le başladı. Demirel başladı. başladı. Demirel Demirel Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı. ne Cumhuriyet'te ne Atatürk'te şimdi problem yok, yok. zaten. <laughs> Olma orada şanslı. şöyle bir farklılık vardı. Çok Atatürkçüydü zaten tabi Celal tabii. Bayar ve asıl laikliğe bağlı. Tabii. Yani model bir ülke işte partisinde de daha ziyade hep teknokratlar olsun isterdi. Yani mesela i̇şte daha Demirelli tutan o bizim tabii, su müdür Celal o Celal yani. o küçümseme değil o bizim tabii, tabii, su tabii. müdür o. Hemen, Menderes tabii. daha ziyade işte halkla bütünleşecek insanları daha Doğru. topluma yakın insanları seçerken <laughs> Celal Bayar hep bürokrasiden partiye insanları davet ederdi ki hani eğitim düzeyi yüksek olsun sonra. Zaten mesela bakan eşlerini falan gördüğünüzde evet. hiç Cumhuriyet Halk Partisi bakanlarının eşlerinden bir farkları yok. Yo yaşayış... hiç firsiz hiç... bir taşışileri, hiç firsiz bir maliye vekayileti var. Yani evet. harcıya, maliye ve dahiliye vekayileti firesizdir. Sizin partiye, bizim partiye göre yok işte az solcu olsun, çok dinci olsun falan. Böyle bir şey yoktur. Daha bürokratik hiç. değerlere öne veriyor. Hiçbir şey olmadan devam ediyorlar yollarına. Aynı tavır devam ediyor. Yani 50'den sonra da öyle gürül gürül ortada ben oruç tutuyorum, namaz kılarım falan. Galiba bir devlet üniversite. yönetimi konusundaki fikirlerde de Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Partisi, aynı kökten aynı geliyorlar. Kökten geliyor. Aynı kökten Zaten aynı partinin, partinin içinden çıkmış durumdalar. Yani Dörtlü takdiri partini verenler. Evet. Sonra partiyi kuranlar, lider ve Celal Bayar vesaire. Ama yani, yani, yani daha fazla Allah'ın ismi filan anılıyor. Yani o bakın İsmet Paşa yani hiçbir şekilde bu din istismarı gibi algılanacağı için hatta anlatıyorlar biliyorsunuz. Ünlü Aman şey demişler Allah'ın ismini alacağım bir yerden toplantıdan, mitingden çıkar Allah'a ısmarladık demiş yani <laughs> bu kadar. Hayır anmadın demişler. Anmadım, <laughs> anladım demiş. Ne zaman andınız demişler? İşte Allah'a Allah ısmarladık dedim ya demiş. <laughs> Yani bu Hoş derecede. oradan doğan tepkiler de bakın bugüne evet. geldi. <laughs> Tabii burada İlber Hoca'yı yakalamışken soruyoruz tarihi perspektifte bugüne getirmek istiyoruz. Çok zor olsa da. Çok zor olsa da ama getirelim çünkü bugüne ilgili de çok güzel değerlendirmemiz var. Şimdi e, Sayın Tayyip Erdoğan ve AK Parti kendisine referans olarak tabii bir Osmanlı'yı gösteriyor. Olabilir. Hepimiz Osmanlı tabii imparatorluğun üzerine kuruldu Türkiye Cumhuriyeti. Bunu reddetmek mümkün değil. Ama bir de çok parti siyasi hayata geçtikten sonra referans olarak önce Menderes'i sayıyor. Sonra Özal'ı sayıyor. Ondan sonra Erbakan. E, ve bugün AK Parti. Bir kere bu doğru bir bağlantı Hayır, mı? Yani bir fizik dışı bir şey. Neden? <laughs> Arada koskocaman bir demirel var. E Onu görmüyor. Arada iki parça bir inönü var. Hı -hı. Yani hakikaten 46 demokrasisine kadar bütün Doğu Avrupa rejimlerindeki gibi yani böyle monolit faşist değil ama Doğu Avrupa rejimlerindeki gibi oldukça otoriter, sempati duymadığına karşı çok amansız, bu bazen etnik şeyi de kapsayabilir bir inönü var. 46'dan sonra bu birdenbire çoğulcu oluyor. Birdenbire. Çünkü inanılmaz bir şekilde devlet ve dünya kavrayışı var. İşte o meşhur olaydır Amerikalı gazeteci ama siz iyi bir diktatördünüz değil mi Mr. President deyince senin yaşın çok genç anlamazsın iyi diktatör olmaz diyor. Bu çok büyük bir dönüşüm. Ve ondan sonra kanun. Bütün bu demin konuştuğumuz tavizleri de o Halk Partisi başladı. İmam Hatip açtı. Efendim ezanı Arapça yapan DP değil. Beraber ama yaptılar. Gibi Şüphesiz canım hmm. kanun teklifini veren Arapça üzerinde şeydir, Halk Partisi'dir. Şunu da söyleyeyim, Arapça ezan okumak amir bir hüküm değildir. Değil, değil. Serbest yani, Cevaz yapıyorlar. veriyor kanun. Tabii kimse artık şey yapmıyor. Başka bir de, de okuyabilirsin. Ama ha. ben Arapça şeyi söylüyorum, İlber Hoca, yani diyorsun. Tayyip Erdoğan <laughs> kendisine tabii ki İnenü'yü referans vermez. Ama o hakikaten... Ee, bir Menderes zihniyetine, bir Özal zihniyetini mi yansıtıyor? Ben onu sormak istiyorum tabii Hayır, ki. Hayır, Özal da, Özal'ın kendisi de bakın biraz hatırat gibi şeyler anlattı. Bir kere ben tabii hiçbir zaman yüz yüze gelmedim maalesef. Şeyle, Özal'la Semra Hanım'ı tanıdım. Hı hı. Ee, Turgut Bey anlaşılan çok sempatik, gönül adamıymış yani şey kurduğu zaman diyalog muhalifi olacak adamlarla bile konuşuyor. Gazeteye verdiği uzun demeçlerde şunu anladım. Turgut Bey 1945'te, 46'da, 47'de hatta 50'lerde muhalif sadece talebelerden biridir. Yani ne CHP'lilerle ne DP'lilerle öyle kaynaşması, Onların suyunda koşan bir gençlikten olması mümkün değil. Çok açık bir şey. Ama zamana ve zemine uyan bir adamdı. Mesela Türk devletleriyle fazla bir alakası olmadığını ağzından bile kaçırdı. Ama ondan sonra da Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetleriyle onun kadar sempatik ilişki kuran adam yoktu. Kendisini bu konuda geçen tek demirel olmuştur. Ondan sonra Demirel'den sonra bugün için artık aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani bu mümkün değil. Bir gönül bağları yok. Mesela bugünkü e, sağ politika mı diyelim artık, hükümet politikası mı diyelim... Bu konuda en azından çok aliyene, yabancıdır. Bu önemli bir şey. Bu yani aktörle. Türk Cumhuriyetlerine mi? Abi efendim son derece. Hiç alakası yok o konuyla. Oturuyor mesela Erbakan'da olmayan bir şey. Erbakan ağzını açtığında Avrupa Birliği ile itişirdi. Burada hmm. öyle bir şey yok. Halbuki şimdiki zamanda Avrupa Birliği'nin sorgulanması gerekir. Çünkü hiç ümit etmediğimiz çatırtıların içine girdi. Hmm. Yanlış politikalara girdi. Yani 1967'lerin 70'lerin insanları Avrupa Birliği'ni özleyebilir. Anlaşılabilir bir şey. Bugün artık pek kaznaya öyle değil. Yani milletler olarak severiz kültürler olarak ama insan. Romanya ile Bulgaristan'da Yunanistan'da ben nereye nasıl yürüyeceğim diye sormalı biraz kendi kendine. Ama Tayyip Erdoğan da biraz sırtını döndü bence abi. Vallahi o galiba döndürdükleri için döndü. Sonra bir bakıyorsun bir daha başlıyor. Yani bu söylem olmaz. Bu çok Peki açık nereye bir... döndü? Yani Türkiye dış politikası Avrupa Birliği'nden dönünce ne tarafa döndü? E, ebedi yeri biliyorsunuz. yani. Türkiye dış politikasının ebedi güzergahı. İslam dünyasıdır. Fakat o güzergahta böyle otoban gibi güvenli bir şekilde gidemiyorsun. Nerede kıvrılacağı, çökeceği falan belli değil. Bu çok önemli. Yani Orta Doğu'da biz istemezsek yaprak kımıldamaz dediğimiz bir dış politika, Orta Bunu Doğu'daki söyledi, örnek ülke Öyle bir şey yok. Orada bir halimiz... yaprak kıpırdamaz olur mu? Hiç kimsenin kimseyle arası değil. Yapılar aynı iyi değil bir kere. Kimseyle kimsenin şeyi bağı iyi değil. Hakikaten çok ciddi problemler var. Mesela Bahreyn'de şeyden bahsediyorsunuz, değil mi? Olaydan. E, adanın yüzde yetmişi Farsça konuşuyor ve hani 2000 yılından beri Milattan önce, 2000'den beri önce Pahlavi sonra modern Farsça'ya dönmüş bir kalabalık değil o. Onlar Düpedüz İran'dan gelmiş oraya yerleşmiş bir büyük azınlık grubu. <laughs> Şimdi oradaki o yüzde yirmi beş yani adanın sahibi konumundaki adamların bazı konularda onlara taviz vermemesi, sabır göstermemesi anlaşılır bir şey değil. Yani anlaşılır bir şey. Nereye gidecek onlar? Eline fırsat geçse atar öbürüne. Burası çok zor çözülebilir bir dünya. Bunu anlamak lazım. İsrail'in kendisi bile o şeyin denklemin içinde. Buralarda iç problem var. Bir takım ciddi Yahudi ve ciddi tarihçi ve sosyal bilimci bir takım insanlar var. Bunların sorduğu soru şu: Bu memleket büyük sarsıntılar geçirebilir ve bu sırf dış strüktürden, dış politikadan değil, iç dünyadan kaynaklanır. Yani. Bizim ülkemiz için mi? Hayır, İsrail için. İsrail. Için. Evet. Başkası için bunu açıkça söylemez kendi masalarında söylerler. Hı hı. Çok açık bir şey. Yani. Orada gördüğünüz zaman bir takım komünoteleri, cemaatleri, bunların eğilimlerini, varoluşlarını çok büyük problem. Yani düşündürür insanları. Böyle bir dünyada yaprak da kıpır kıpırdar, lavlar da akar, fırtınalar da çıkar. Hiçbir şekilde geç farkına varırsın ve yön veremez. Şimdi İlber Hoca biz e, tabi sizin çok engin bir kültürümüz var. Biz evet. daha ziyade ben yani biraz cehalet olduğu için evet. şimdi biraz da <gülüyor> ben <laughs> de Nazlı'nın siz şey ben, evet, hoca e, tabi hocamla kıyas edilince <laughs> burada iki tane alim var karşımızda. İki cahil. O bakımdan. Adler şey. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani biraz şunu söylemek istiyorum. Şimdi Bugün artık seçimlere de yaklaşıyoruz. Anlatabildim mi? Hani düne bakarak belki biraz yarını da tahmin etmek de mümkün olabilir. Ben artık hem size hem tabii Ersin Bey'e de sormak istiyorum. Türkiye'de görülen bugün siyasi yapı, olaylar buna şahit olduk mu? Yani okuyarak veya gördüğümüz şeylerde. Önce sizden bir böyle bir yapı var mı? Türkiye'de oldu mu böyle bir şey? Yani seçimle gelen bir iktidarın yavaş yavaş çok fazla otoriterleşmeye doğru dönüşmesi, uygulamalar. Buna rastladık mı? Rastladık. Kendi yani tarihinde. maalesef bu e, seçimle yeni bir düzene girmeye karar vermesine rağmen 46-50 arasındaki Halk Partisi böyledir. Yani demin size bir bakanın isminden bahsettim. Rahmetli hocamızdan Tahsin Bekir'den veya aynı dönem bakanlarından Kasım Gülek tanıdım. <laughs> Tanımaktan çok memnunum. Hı hı. Yani başbakanlar onların o iki genç gibi değildi. Başbakan hı. hakikaten dengesiz bir adamdı. Yani çok çalışırdı Recep Bey. Recep Bey. Çok çalışırdı. Çok fevkalade kendince o da herkes gibi memleketini seviyor bir takım şeyleri iyi kuran bir teşkilatçıdır o zamanın Türkiye'sinde bile ama ağzından çıkanı söylediğini ve doğru yapması gereken şeyleri yapmadığı bir gerçek alışamamış. Yani parti kadrolarının çoğunluğu itibariyle hatta reformist görünen 35'ler grubu bile nereden çıktı bu çok parti ya falan diyor. Nereden çıktığını da bilmiyor adam. Yani zannediyor ki 46'dan sonra Türkiye e, eski düzenle gidebilecek. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Franco'nun bile ödü kopuyordu. Ne yapacağını şaşırmıştı. Allah'tan Foster Dallas geldi de işte üstleri falan kiraladı ve o zaman dedi. Yani İspanya iç savaşını şimdi kazandı asıl diye. Çünkü tam sallandı. Yani rezime. bir müstebit hükümet veya iktidar ilaniye süremiyor. O Süremeyeceği şey. çok belli. Anlamışlar onu zaten. Kendilerine anlatılmış. Yani Batı dünyası da anlatmış Türkiye'ye onu. Temelde yani bir mutabakatı var iç düzeni götürenlerle. Şimdi bunun üzerine bir kere bunlar hazırlıkta değil. İstemiyorlar bırakmak her şeye rağmen. E Demokrat Parti'nin de vallahi pek o kadar geliriz gideriz falan gibi bir havası olmadığı açıktı. Yani biz geldik millet bizi istiyor. Biz olmazsak bunlar hiçbir şey yapmazlar. Çivi üstüne çivi çakmazlar. Kendi adamlarını doldururlar her yeri. Bu çok yaygın bir propaganda düzeniydi ve tutanlar da öyle konuşurdu. Demokrat Parti tutanlar. Demokrat Parti tutanlar da böyle konuşur. CHP yönelik olarak. CHP için böyle konuşurlardı. MP dediğinizde her yerin üstüne bir minare diker. Şimdi Osman Bölükbaşı'nı tanır insanlar. Allah bilir siz bile bilmiyorum ne kadar tanıyor musunuz? Tanıyoruz canım Osman. Yani Osman Bölükbaşı da her yere böyle minare dikecek bir adam falan değildi yani. Değildi. Ee, bunu kullanıyorlar diye yani depellerin sen düşünebiliyor musun şey için bunlar işte gericidir her yere minare dikerler bu çok enteresan bir yapılanmaydı şunu gösteriyordu bizden başkası yaramaz bugün Böyle de gidiyor. şimdi aynı hava mı var diyorsunuz bugün de aynı hava var fakat Allah'tan müsaade edilmiyor Türkiye çünkü çok değişti bakınız seçim olduktan sonra doğru dürüst seçim 2-3 tanesi yeter Türkiye gerçekten değişti. 82'de biliyorsunuz, Türkiye ile Libya arasında böyle bir gelgit alışverişi başlamıştı. Bizden bir takım, belki sen de gittin. Ben gitmedim o dönem. Program, paket program evet. gibi gidiyorsun, bir Trablusgarp'ta bir otelde bır bır, bır, bır konuşuyorsun. Evet. Türk-Arap ilişkileri, değerli tebliğler de var. Kapalı, katiyen başkaları giremez. Bilmiyorum ve şey Kaddafi ta, takip ediyor. Televizyon tepende yani gizli değil. Sonunda da çölü geziyorsun falan dönüyorsun. Her şeye rağmen ilginç. Orada Diap diye artık yaşıyor zannetmiyorum. Eski bir Sudan sefiri vardı. Numeri'nin de yakın dostuymuş kavga edene kadar. İşte böyle konuşuyor Arap takım bir şeyler. Uleması, siyaset bilimcileri. Çıktı dedi ki, ben dedi Tahran ve Ankara'da akrediti büyük elçiydim dedi. Bilmem kaç sene, 60'ların başları falan. Ee, ve dedi en uzak köydeki köylü bile sizden çok daha aydın kafalıdır dedi millete. Allah yani bir sürü Arap ve adam da dinliyor bunu. Ee, sonradan anladım ki bu tip şeyler, hakaret hamis konuşmalar ve iğnelemeler... Bizim tahminimizden daha çok dayanılabilirmiş, tahammül edilebilirmiş. E, söyledi bunu adam yani ama çok ilginç bir şey bu. Ve bu nereden oluyor affedersiniz? Değişti Türkiye çünkü. Bu gelen rejimin tahripkar, istenmeyen, küstah tarafları da vardı mutlaka. Yani e, o demin işte başbakanını alkışlayan o insanlar... Allah bilir o sırada 2-3 kaymakamı da attır vermişlerdir şikayet edip. E, pür, hakimlerin durumu iyi olmayabilir ama bir tarafıyla da değişiyor insanlar. Yapı değişiyor, kafa değişiyor. Yani Çok şimdi önemli. Türkiye daha değişmiş, daha e, medeni. Dedim, nelerden geldik geçtik. 965 seçimlerinden beri Marksist Parti grup kurdu içeride. Efendim parlamento içi ve parlamento dışı yani Marxist Bunu neye getiriyorsunuz siz şimdi anladım. Çok değişti, ilerledi. Daha eğitimli bir kitle var. Evet. Şimdi bugün ama buna rağmen evet. buna rağmen bir takım demokrasi dışı olaylar ceryan ediyor. Aynı, yani aynı zihniyet daha da bence beteri. Hortlamış gibi. Yani bunu nasıl yorumluyorsunuz ve bunu bertaraf etmek... Bir konsensus için her zaman gerekli şeyler olabilir. Yani insanlar... Hı bir siyaset filozofu veya demokrasi aşığı bir aydının tavrında olmayabilirler. Unutmayın ki bizden çok daha eğitimli ve demokratik geleneği olan ülkelerde bile. Buna vallahi Almanya'yı koymuyorum. Mesela Fransa, mesela İtalya falan neler olmadı. Yani kaç sene sonra ben tabii talebeyken ikinci mevkiyle geziyorum trende ve gevezelik ediyorsun. İtalya'da başkası şey olmaz trende. Karşımdaki ihtiyar teyze bana dedi ki bana bak delikanlı dedi böyle dedi. O kitaptan okuduğuna inanma dedi. Mussolini'nin zamanda bu memleket kimse dışarı iş aramaya gitmedi dedi. Aa, bak bir soru komünist dönemde de ona bakarsanız Hayır, Sovyetler Birliği'nde de. Hayır, komünist dönemde gidemezdi gidemezdi de herkesin kendine göre bir işi vardı ama Vallahi mutlu değildi insan. Herkesin işini bilmem. O işi kim takar ya? Yani şimdi bu İtalya, İtalya olarak kuruldu kuralalı. İrri Dante'den hmm. beri güya mesut dönem. <laughs> Hocam sizi güncele nasıl getireceğiz bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum soruyorum. E, soruyorum. Mesela bu Türkiye'nin gelişmişliği ve bir şekilde hayır, e, artık buna izin sana. vermez dediğiniz bilim içerisinde gezi var çünkü mı? Veril yani. diyor yani. Bir dereceye kadar. Verir hayır, bir verir dereceye kadar ben. her Normal... zaman bir toplumun bazı zaruri ekmek kavgası karşısında bazı zaruri sapmaları ve alkışlamaları olabilir. Bu başka ama bir yerde bir söylemede dayanıp dayanmama ölçüsü farklıdır. Yani ben Türkiye'nin tamamen karakter değiştirdiğini ve iktidai bir toplum olduğunu sabah akşam bazen kızdıkça söylüyorum, kararıyorum ama çıktıktan sonra bazı şeyleri gördükten sonra da o umudum kayboluyor. şimdi. Bu gezi bunu... size herhangi bir umut verdi mi mesela? Bu tarihte içerisinde geziyi bir yere şöyle koyuyor şöyle verdi tabii vermez olur mu? Bir kere orada kullanılan sloganlar orada kullanılan şeyler hiçbir mizah. şekilde ne işte İslamcı denen grubun şu veya bu kanadıyla ilgiliydi çünkü orada İslamcılar da vardı biliyorsun. Müthiş bir mizah, müthiş bir yaklaşım Millet şaşırdı. Bu Jön Türkler neymiş dedi herkes. Yani bu provokatörler değil. Sırf her yerde söylendi bu. Diyor ki Ruslar hakikaten ağaç mı kesildi? Onun için mi çıktı? Canım? Ne alakası var? Yani adam Chicago'da, Harvard'da business okumuş, iş bekliyor. Yok iş adama. Yani özel devlet sektöründe bulamıyor. Özel sektörde de bulamıyor bir yerde. Zaten kendisi iş yapmak isterse öne alınıyor. Böyle şeylere toplum bir yerde tahammül etmez. Çıktı. Ha ikinci üçüncü gün bambaşka gruplar katıldı aralarına. O ayrı bir şey. Yani siz şimdi ne diyorsunuz? Toplum belirli bir tekamül seviyesine geldi ve tahammül etmez mi diyorsunuz? Yoksa eder mi diyorsunuz? Hayır, hayır. Anlamadım. Tahammül etmez. Etmez. Temelde etmez. Hayır, neticede etmez. Yani bu gibi bir yapılanma, bu bir retorik insanları uzun boylu götürmez. İş isteriz, iş iş. Yani o işi de kimse ilelebet devam edemez. Yapının bozukluğu ortaya çıkar. Mesela üretimde belirli bir sektöre odaklanmak insanları memnun etmez. Herkes var iş yapacak. Yani başkaları da var desteklenecek. Başka siyasi gruplar değil, başka sektörler de var. Yani bugün ne var Türkiye'de Allah aşkınıza inşaatın dışında temel bir sektör nedir? Bu mümkün tekstil, mü? Tekstille otomotiv. ama onlar da çok başarılı. Yok efendim tekstil nereye Fakat gidecek? esas problem tabii demin bahsetmiş olduğunuz ıı, istihdam meselesi. Evet. Şimdi o çok vahim bir noktada. OECD'nin yeni bir raporu yayınlandı evet. gençlik üzerine. Bu rapora dikkat edecek olursanız orada 15-29 yaş nüfusu arasındaki gençler temel olarak alınıyor. OECD ülkeleri karşılaştırılıyor. Bunlar arasında eğitim yahut eğitim sonrası beceri geliştirme veya istihdamla uğraşmakta olan herhangi bir şekilde kendileri için kısa dönemli veya uzun dönemli istihdam pozisyonunda bulunan genç oranı en düşük olan ülke Türkiye. OECD ülkeleri arasında. Ve bu evet. aşamada hem Yunanistan'ın hem İspanya'nın hem de İtalya'nın önüne geçmiş durumda. Bizde %31.5 Oranında bu rapora göre insanlar iş piyasasına katılamaz, katılamaz durumdalar. Çok Neyse kötü ve biz onlardan iyiyiz evet. ha, Onu onda unutmayın. Yani Evet, onlar de yani de görüyoruz. İktisadi göstergeler iyi olmasına rağmen evet. istihdam yaratan bir büyüme modeli yok. Adalet evet. ve Kalkınma Partisi bunu da temin edemedi. Çünkü modeli... demezse kendi yani, düşünürsün. Hiç fazla uzun bak bunu Siz da. Siz üzülüyorsunuz da... tabii değil mi? İktidar değişecek diye. Ben öyle bir izledim. <laughs> i̇ktidar yani. Yani değişecek. ben öyle anladım şimdi. Cahil olunca tam kavramıyorum Vallahi bak <laughs> yanlış da anlasanız Nazlı Hanım kıyak bir iş bu ha. <laughs> yani Niye? bak düşün benim gibi demek ki adil ve tarafsız olmaya gayret eden bir adam bile <laughs> yani ağzımı açtığım zaman üzülüyorsun yani iktidar değişecek. Yazık değil, bunlarda iyi demek istiyorsun diyen bir adam bile. Benden bu tenkitleri alıyorsa düşünsünler efendiler de yani hakikaten hiç öyle militan usluplu bir muhalif değilim gör şu anda. Konuşur. Ya muhalif misiniz siz? Ha bak işte. <laughs> Hocam, ne ben güzel yani. Hocam köşemedim. yanlış mı çağırdık sizi? Biz <laughs> genelde muhalifleri <Muhalipleri>, çağırdık. <laughs> bak şu yani ben yani benim de ya. gördüğüm kadarıyla <laughs> geçen hafta herkesi çağırıyoruz da birileri gelmiyor Ama Ama işte, bir, <laughs> bir AK Partili de, bir geldi teşrif et. Evet. Hocam, Hocam ha, size bir şey söyleyeceğim. AK soracağım. Partili oldum düşün ki ben de diyorum ki kardeşim bu memleket Memleketin zenginliklerini, Hı. iş yapma, yatırım kaynaklarını lütfen başka arkadaşlar da var yani. Semaver yapan da çıkabilir yani. Boyuna dikinti yapanlardan çağırma diyorum. Hı. Bu memleketteki istihdam olanaklarını sadece kendi adamlarına verme. Gözünü seveyim hele diploma bir şey ifade etmiyor. Dağlara bile üniversite kurduk. Bu bir şey ifade etmiyor. İşte lütfen biraz sağda solda okuyan tecrübesi olan bir de iş tecrübesi olanlara da bir parça bakarsanız iyi olur. Evem gitsin kendisi iş kursun diyorsun kuramıyor. Siz bugün biliyor musunuz? Otellerin resim çerçeveli resim satan bir sektör vardı. Onlar iş yapamıyor. Oraya kadar el atıyorlar ya belirli adamlar. Sizden başkası yok bu dünyada yani. Çok enteresan bir şey. Ve bakın demin 50'den konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti'nde dokunulmaz resmi sektörler vardır. Resmi bölümler işte maliye, dışişleri falan. falan. E yani buraya kadar da böyle paldır küldür girilmez yani züccaciye, dükkanına filmye, E Monşerleri mesela. değiştirdik ne yapalım yani? E, nasıl Monşer değiştiriyorsun? Monşeri sevmeyebilirsin de monşerin yapacağı işi yapan var mı? Konuşma diye bir şey vardır yani. Senin hariciyeci dediğin takım nota yazarken seni seviyorum demez. Azami muhabbetin teminatı, tammesi, isbu vesileyle mutazamındır falan. <laughs> bu arada iyi niyetlerimizi iletiriz falanca bir Dışişleri <laughs> Bakanlığı nota yazar. Bunlar hiçbir boş laf değildir. Bir başka türlü uslup aksettirir. Siz biraz böyle seçkin gibi bir insan, Seş, evet, seçkinsiniz. Evet. Yani bir tepeden mi bakıyorsunuz? E bakacağım tabii seçkinsiz <laughs> cemiyet olur mu? ya? Nerede görülmüş? Köylülerin idare ettiği o neolitik devirde oluyor. Yani insanlar yazıyı keşfettiğinden beri, buğdayı depoladıktan beri, orduyu kurmaya başladıktan beri tabii ki seçkinler idare eder bir toplumu. Seçkinler illa seçkinlerin torunları olmaz. Akıllı liyakat sisteminden de gelebilir. Bizim imparatorluğumuz böyleydi. Ama o parti bu parti falan değil. Yani çok rica ederim o kadar enteresan şeyler vardır ki seçkin ve iş bilen adamı dışlayamazsınız. Bu mümkün değil. İktisadi ve mali idare mesela çok dikkat edilecek bir konudur. Bu konuda ne olacak seçimden sonra merak ediyorum. Bu benim şimdi biraz de ben ya. Ersin Hocaya da gelmek istiyorum ya yani hakikaten seçimden sonra ne olacak, nedir durum? Bir size sorayım. Valla şimdi tabii bu konuda kesin tahmin yapma imkanımız maalesef yok. Olsaydı çok iyi olacaktı çünkü kullandığımız teknoloji çok ince rakik Hı -hı. farklılıkları saptamakta başarılı değil. değil. %10 barajı diye bir şey oldu noktadan itibaren %10 barajına çok yaklaşan bir partinin bu barajın üstünde mi altında mı olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Çünkü ölçüm teknolojisinde hata payları var. Bu hata payları çok büyük. Bürokrasiyi çok iyi tanıyan bir adam da yani çok veri toplayan falan geleneksel yolla doğru tahmin yapabilir mi? Valla İngiltere'de işte en son biliyorsunuz bu teknoloji kullanıldı. Yine %6 bir hata yaptılar. şimdi hmm. Onun nedenini öğrenmeye çalışıyorlar. <laughs> bundan önce 92'de %6 aldım. %6. 6 puanlık evet şaşırtıcı 6 puan. Evet. 92'de %8 hata yapmışlardı. O zaman da aynı şey oldu. O zamanki yapmış oldukları araştırmada buldular ki İngiltere'de düşünülemeyecek bir şey olmuş. Ne oldu? Seçmen yalan söylemiş. Kamuoyu araştırmaları. Evet, kamuoyu işletmiş. düşünün şunun için çünkü Niye? belli <laughs> bir belli bir muhafazakar imajı var İngiltere'de. Bu, Olumsuz değil e, mi? Tabii aristokrasiden geliyor. Hı hı. Ve aristokrasiye biat ediyormuşsunuz, bağlıymışsınız izlerim veriyor. Bu işçi için veya orta sınıf için biraz kötü bir ünvan kazanmanızı sağlıyor. Dolayısıyla muhafazakar partiye oy verdiklerini beyan edemiyor bir kısım seçmen. Exit burada olmak. da var aynı şey. E burada da benzer bir takım şeyler var tabii. Endişeler var. Ama bizde yalan Hiç tersi söylemek. Siyasi tuttuğunuzda Biz, biz, Mark biz diye. bizde yalan söylemek <gülüyor> <daha> <gülüyor> kolay. <gülüyor> bizde yalan söylemek biliyorsunuz daha kolay <laughs> <laughs> ünlü... <laughs> Fahri Hrifkır'ın ünlü Zeytin Dağı kitabının <laughs> girişinde diyor ki "Şark medeniyetinde yalan söylemek ayıp değildir." diyor. Yani o da ayıp değil. O da olmayabilir. Dolayısıyla buradaki bu tür şeyler hata payını daha da büyütüyor. Ama İngiltere'de bahis oynatmışlar. He. Bahisler tutmuş. Bahisle, bahis bahis oynayanlar para yatırdıkları vakit muhafazakarların kazanacağına yatırmışlar. Ve orada bahis sonuçlarına baktıkları vakit bahislerin daha iyi tahmin edebildiğini hmm. ileri sürdüler. Şimdi bunun için bir komisyon kurdu İngilizler. Hmm. Araştırma yapıyorlar. Ne türlü bir şey yapabiliriz filan diye bundan sonra. Ama e, bu Saha araştırması dediğimiz bizim kamuoyu yoklamasının biraz değişik bir türü siyaset biliminde kullandığımız Sizin sosyoloji, yaptığınız evet, evet sosyolojide kullandığımız bunlar bize e, değişkenler arasındaki ilişkileri gösteriyor. Yani nedenlerle sonuçlar veya illiyet rabıtaları eski tabiriyle. Ve bunların zaman itibariyle gösterdiği trendleri işaret ediyor. Dolayısıyla uzun süredir bunları toplarsanız belli bir takım değişiklikleri izleyebiliyorsunuz. Yani seçmenin Zihniyet ortamı nereden nereye gidiyor? İktisadi algılar nereden nereye gidiyor? Mutlak İdeolojik. rakamları mukayese ediyorsunuz. Görece rakamlar. tam Mutlak da değil. Görece Daha rakamlara önce bakıyorsam. alınan Tabi Daha önce neredeydi şimdi nereye? Mesela, parti. Kaç oy Mesela AK AK parti tutma konusunda hı hı. bundan önceki pozisyonlarda bazı ıı, hı hı. araştırmalarda artışlar var. Bazılarında ise düşmeler var. Bunların belirtmiş olduğu sonuçlar itibariyle böyle bir takım genel trendlerde değişiklik söz al Mesela vesaire bir bilgi verin bize bir mesela Şimdi... mesela BDP ve HDP'yi tuttuğunu söyleyenler 2010'lara kadar çok düşük düzeylerde %2 3 falan gibi gidiyor. Hı -hı. Son 2 3 yıldır Hı -hı. HDP BDP'yi tuttuğunu söyleyenlerin oranında bunun 3 katına yükselen bir artış var. 6 7 gibi. Hı -hı. Mesela buradan bir %10'a doğru yaklaştığını gösteren bir olgu var. Muhtemelen ondan etkilenerek parti olarak girmeyi tercih ettiler. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş'ın aldığı oy hı. itibariyle. Ama bu %10'u geçebileceği konusunda bir güven veriyor mu derseniz, hayır. Öyle bir kesinlikle konuşabilmek mümkün değil. AK Parti'nin oranını ne görüyorsunuz? AK Parti'deki görüntü ise son yıllarda hem tuttuğunu söyleyenlerde yine bizim yapmış olduğumuz saha hı hı. araştırmalarında bir miktar azalma var. %6-7 boyutlarında son 3-4 senedir bir değiş hı hı. düşme var. Aynı zamanda Türkiye'deki ideolojik yelpazede Adalet ve Kalkınma Partisi'ni daha sağa koyan bir seçmen çoğunluğu ortaya çıkmış durumda. Kendisini ise ona nazaran sağın içinde daha sola, daha ılımlı noktaya koyuyormuş gibi gözüküyor. Aynı zamanda iktisadi değerlendirmeler itibariyle de zaman itibariyle yani 2011 seçimiyle bugünü karşılaştırırsanız o zaman iktisadi değerlendirme çok daha olumlu. Bugüne nazaran 10-12 puan daha olumlu. Bugün ise 10-12 puan daha olumsuz. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisinin biraz oy kaybının olabilmesi son derece doğal. Nazan'ın bir fikrim var. var. Söyle. Ee, yani güncel siyaseti bu masayı getirmemiz çok mümkün gözükmüyor. Gördüm. <laughs> biraz <Evet>. daha. <laughs> sen, sen söyle. Güncel. <laughs> Valla güncere ben e, bu programda musun? girelim mi girmeyelim emin değilim ama Peki, hazır efendim. hocayı yakalamışken. Tamam. Hocayı yakalamışken bir şey sormak istiyorum Bana hocam. Sorma Şimdi siz. Hocam. E, ne? Gittiniz Topkapı Sarayı'nın müdürlüğüne. Evet. Olarak. O dönem bu iktidarla ilişkileriniz de vardı ve çok önemli bir kurumda evet, ama çok kişisel durumda. Mesela Kültür Bakanı'nın benim okuldan sıra arkadaşım olduğunu ve ikimizin böyle çok tezatlı iki tip olmasına rağmen çok yahpap olduğumuz. Çünkü Atilla Koç bir çocuktur. Atilla koş zamanında. Evet ve kitap dayanmaz herife gece gündüz okur. Ama e, şöyle bir şehir efsanesi var gıyabınızda. Şimdi tarihçilerin özellikle imparatorluğa basan tarihçilerin yani imparatorluk üstünde hmm. e, yaşi o topraklarda yaşayan tarihçilerin o tarihsel dönemleri çok sevdiği ve oradaki e, kahramanlarla imparatorlarla empati kurduğu evet. ve biraz da İster istemez kendi karakteriyle onların karakterleri arasında bir yakınlaşma hissettiği ve yanılsamalara düştüğü anlatılır. Ne olur kesmeyin bir şeyi tamamlayacağım bunu. Daha güzel bir, Sizin bir şey söyleyeceğim. Topkapı sonra. Sarayı e, Müdürlüğü görevini kabul ettiğinizde aslında biraz gece ışıklar kapandıktan sonra evet. o tahta oturduğunuz, evet. o e, işte tacı taktığınız, o işte evet. kalkanları evet. kılıçları sevdiğiniz, Kendinizi bir yeni Roma İmparatoru gibi görmek evet, için yeni. fırsat buldunuz. Şöyle bir anekdot anlatılır. Bir gün müzede insanları gezdirirken e, arkada bir kadıncağız vıdı vıdı konuştuğu için dönüp ona susar mısın ben burada tarih anlatıyorum diye payladığınız... Yürümeye devam ederken kadın hala konuştuğunda biraz sonra dönüp nöbetçiler diye sarayda nöbetçileri çağırdınız. <laughs> Bu kadar bir Topkapı Sarayı'nın yeni imparatoru olduğunu söylenir. Ne dersiniz? Tarihçilik biraz böyle Vallahi bir şey mi? Vallahi nöbetçileri çağırdığımı hatırlamıyorum ama sık sık böyle paylamalar yapar. <laughs> Hem geliyor, grubun içine giriyor. Hem de bır bır konuşuyor. Ne giriyorsun, ne rahatsız ediyorsun. Ee, en terbiyeli gruplar hakikaten emperyal toplumdu. Japonlardı. Onu söyleyeyim. Bunu bırakın. Sorduğu soru katıyan kafama taç giyerek entegre <laughs> olmadım. Daha ilginç bir entegrasyon sistemi var. Her an kendime biraz mütevazıydım. Hasoda başının muavini gibi gördüm. <laughs> Hasoda yani başı. Saray marşalı. Hasoda başı. Mesela e, ee, onun mezarını ziyaret ederdik. Kabrin şehriminde, Hasoda Başı Camii'nde. Ee, ve şey, böyle bir onu da şey yapardı. Mesela arkadaşlarımız, kuratörler birbirimize ve onlara ben enderunlular derim. Yani enderun halkı. Böyle bir entegrasyonumuz vardı, girerdik. O Türbe darlarının içinde, türbe müdürleri ve personelin içinde e, gece rüyada falan padişahları görenler çoğalıyor. Bu olabilir. Siz de gördünüz mü hocam? Hayır. Ben Hiç kadar... kaldınız mı sarayda mesela? Kaldım. Uydunuz mu? tabi. Yani kalman gerekiyor. Hangi padişahı gördünüz? Ben, <laughs> ben rüyada görmedim. görmedim. <laughs> ha, gören Zaten ben hepsinin görüyor. hizmetkarı. Yani Şimdi bakın padişahlıktan söz açılmışken şimdi bu biliyorsunuz fetih Toplantıları yapılıyor. Evet. evet. Ee, bir de çok kötü bir reklam oyunu Yani korkunç bir şey. Müsamere reklamı gibi gördünüz yani. Şimdi aslında 29 Mayıs değil mi? Fekir. Evet, evet. 30 Mayıs'ta bu kutlanıyor. Cumartesi olsun da. Herkes katil, gelsin diye. Herkes tabii. gelsin diye. Bir de bu yüzden de alan kavgaları başladı. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten fetih şimdi... kutlaması mı oluyor bu bir siyasi parti propagandası mı? Vallahi Siz ben size Berrak çok Zihniyet'i esimlerim. daha iyi görebilirsiniz. Ha. Hayır şunu bir kere çok kesin söyleyeyim. Hı hı. Bizim memlekette solda sağda bilhassa sağcıların estetik değerleri ve eğitimi fevkalade düşüktür. Gene ha ben sadeceyim. Şimdi şey... ben çok alındım. Eyvah. Vallahi bilmem işte. Estetik. Gidip o zaman arkadaşlarınızı eğitmeniz lazım. Çünkü bu çok Ha ben ciddi. yani <laughs> iyi beni beğeniyorsanız <laughs> de, tamam ee, mesele yok. Mi? Bu bir ciddi bir olaydır. Şimdi mesela ben ilk önce görünce şöyle bir şaşırdım. Azerbaycan'dan gelen bir Sovyet devrinde işin ne dedik? Ben dedi demonstrasya gösterim öyle. Mesleği bu. Ve ben bu gösteri mühendisliğinin ne kadar mühim bir şey olduğunu Türk dünyası film festivalinde anladım. Çünkü tertipleyenler onlardı. Hmm. inanılmaz bir düzgünlük, inanılmaz bir şaşa, hödüklüğe kaçmayan ve bir ciddiyetle işte orada Türk filmleri, haftası falan gidiyor filmler. <laughs> Beni bırakın, o sıra bizim bir ...da Roma'yla ters Roma toplantılarımız var... ...birinci Roma'dan üçüncü Roma'ya... o çok beğendi... ...Romalı... ...ve İrmşer vardı... ...müteveffa... ...o Doğu Almanya'da büyümüş... ...bu ne kadar enteresan bir dünya... ...görünce bunu ben tetkik etmeliyim... ...dedi yani o dünyanın içinde yaşayan bir e hocam biz de yapıyoruz işte beğenmiyor musunuz i̇şte fetih kutlamaları ata biniyor işte isim. fetih kutlamalarında maalesef gösteri mühendisliği yok bütün problem. hocam bir de 562 yıldır fetih maiz... olur mu artık hani bizim saymamız gerekiyor. ona hiç karışmam <laughs> fetih yapan fetih kutlar ona ama hani artık karışmam. bizimdir gerek yok hala fethetmeye etmeye gerek var Vallahi bizimdir bizim lafını inanırsın veya inanmazsın yani bu tip şeylere saldırmıyorum çünkü ona karışmam Şimdi mesela bir eğilim çıktı, panoramayı kurdular orada, boyuna tenkit ediyorlar. Tenkit edenlere baktım, Anglo-Sakson literatürüne dayanıyorlar ve panoramanın ne olduğunu bilmiyorlar. Ya o panoramayı kuranlar orada gene Sovyet uzmanları kullandılar. Yani ve onlar biliyor işi yapmasını. Yani Rusya'da falan görmüşsünüzdür panoramaları. Mesela Sivas vardır. vardır. Evet. İşte Moskova'da vardır, Borodino falan. Yani hakikaten girersiniz savaşın içine. Hı hı. Şimdi bu panorama öyle. Bir kere onu bilmiyorlar. Yani Rusların buradaki katkısını, götürmesine bunu. Bu bir şeydir, bu bir gösteridir. Gösterilerin tutarım tutmam ayrı bir şey. Bundan rahatsız olursunuz, olmazsınız o da ayrı bir şey. Ama bir şey yapılıyorsa düzenli yapılır. Behter takımı çıkacaksa çıkar. Yani bunun nasıl olduğu da bilinir. Ne bileyim Mehter takımı lağvedildikten çok kısa sonra mesela değil mi Kapudağlı falan resmetmiş bütün o kıyafetleri. Elinizde delil de var. Bunu bileceksiniz. Ciddi olarak yapacaksınız. Gerisi beni alakadar etmiyor. Yani ben de gidip Bavyera'da yahut Berlin'de, Potsdam'da falan böyle burşun şartları veya eski Prusya ordusunun geçişini seyretmiyorum. Beni ilgilendirmiyor çok ama güzel. Yapmayı biliyor. Mesela Berlin henüz işgal halin altındayken işgal kuvvetleri geçti. Ruslar bu tarafta onlar yok. Üçü geçti. Amerikalılar eh Fransızlar herkes güldü. İngilizlere gülmeye çalıştılar. Alkışladılar bir müddet sonra. Çünkü adam tradisyonu muhafaza etmiş. Önünde böyle bir cellat gidiyor baltayla. Alayın kasabı herif. Aynı zamanda cellatı o işleri yapmadığı belli. Yürüyüşleri falan. Ben ona önem veriyorum. Ne yaparsanız yapın estetik hale yapacaksınız. Maalesef Türkiye'de kasaba kültürü çok hakim. Ve muhafazakar kesim o kasabalıktan çıkamıyor. Yaratamıyor yani adamın zevki. Bu lafınız yapıyor. çok kızdıracak muhafazakar Vallahi kesim. Vallahi kızsınlar kasabadan kurtulsunlar. E kasaba de. kötü bir şey mi yani? Kasaba çok, çok kötü, kötü bir şey. Çok, çok kötü kötü. Bir şey. Bravo hocam. Ee, <laughs> yani. Nazlı Hanım e, köy şey. o kadar güzel ki o köy Bile... Köy köydür. Kent Bak, kent. Neden biliyor evet. musunuz? Evliya Çelebi merhumdan beri Türkiye'de o güzelim kasaba yok artık. Hani çarşısında bakırcılar bakır döver şu kadar nefer keçeci gedik bilmem ne falan. işte bal şerbeti bilmem baklavası nefistir falan sabun keser bilmem nedir kokuludur. Böyle bir insanlar böyle bir üretenler böyle bir şeyler yok. Ta adam Bosna ülkesinden başlayıp Vanlara Diyarbakırlara kadar tarif etmiş bu mülkü böyle bir şey yok. Kasaba 200 senedir üretmiyor dağılıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Kötü kalite malı alıyor, satıyor. Etrafındaki köy erimeye başladı şimdi. Bunlar sabahtan akşama kötü kötü dedikodu yapıyorlar. R'ye almak için bütün okulları oraya yaydık. Artık yüksek okulda açıyoruz her birinde. Bunlar maalesef çok ümitsiz vaziyette Türkiye kasabaları. Onun için Buradaki zevk, buradaki eğitim maalesef, maalesef ve maalesef eğitime muhtaç. Ve hiçbir kasabada eski arayamayız yani. Tabii ki ellilerde daha hoş bir şeydi hala. Hatta 60'larda ama artık değil. Onu nasıl düzeltir? Hem kasabalılar kendileri düşünsün, hem de rey verdikleri adamlar. Yani siz hem kasaba de... kültürü derken ama köylüyü küçük görmüyor musunuz? Köylüyü nasıl küçük görüyorum? Köylü hmm. iş yapıyor. Yani şimdi kasaba üretmeyen, çık... dedikodu yapan o manada. Şimdi kullanırız. bak çıkart yani. sokağa çıkar, hepsini sokağa çıkart. Lazım. O kas köylü bilir yarın bilmem ne olacak, den işte bilmem ne yağmur olacak, hmm. fırtına çıkacak falan. Kasabalı hiçbir şey bilmediği, ilgilenmez bile. Çünkü ben şey, bütün cesaretimi toplayıp hocanın önünde bir kasabalı bir, tarifi yapayım mı? Yap sen. Yani ondan reklam sonra arası. reklamlara girer hemen ya. Köy, köy, köyün evi, deresi, işte ağacı, bahçesi, tarlası falan ve köy medeniyeti bir şey. Kent tabii ki mümkünse kent olsun. Kent çok daha kıymetli. Biraz eksiz ama işte bir kent. Bir şey hayat, o kent hayat kültürü, hayat. kültürü falan ama kasaba dediğimiz bizim topraklarımızda maalesef köy evinden ruhsat alıp iki kat çıkıp onun da tuğla üzerine sıva yapmadığın yarım yamalak mekan olarak kalmış. Bunu İstiklal Caddesi'nde de görürüz. Yani İstiklal Caddesi Ayşınır kent kültürüyken kasabalı zihniyetle o çıkmalar yapılıp o güzelim mimarinin üzerine cam e, Binalarla L e, çıkan bir şey var. Kasaba belki e, özünde, dünyada veya tarihte bir şey ifade edebilir ama bizim topraklarda kasabalılık ne çok köylülük kadar kaldı. kıymetli ne kentlilik kadar çok değerli. Az yani. kasaba, hani, endüstri tabii, e, çok az kasaba. Endüstriye yerleşiyorsun tabi. Artizanal yapılar ortaya kalkıyor. Çok az kasaba Türkiye'de kasabalılığını muhafaza oldukça. ediyor. Görünüm olarak veya sosyal hayat olarak kültür olarak çok az kasaba. Onu devam edebiliyor evet. ama büyük ölçüde tahrip oluyor veya bir parça gelişiyor, çok kötü gelişiyor. Şimdi laf seçkinlikten filan açılmışken e, bu saray kültürünü nasıl buluyorsunuz? Yani tabi Osmanlı'da da bir saray, siz Topkapı Sarayı, şimdi bir başka saray var, Aksaray. Yani bu bir, e, şimdi hani mesela yiğit yattığı yerden bellidir diye bir söz var. Evet. Yani bu mesela Türkiye Cumhuriyeti'ne bir itibar mı getiriyor bu şekildeki? görkemli saraylar. Biliyorsunuz işte Diyanet İşleri Başkanına son model Mercedes. Le. Yani burada hani seçkin olmak, görgülü olmak, maddi imkan sahibi olmak veya bir gösteriş merakı olmak. Yani nedir sizin değerleriniz? Sayın Bu Diyanet Hocam, İşleri konusunda benim tabii çok yapısal endişelerim var, stüktürel. Çünkü çok kötü şeyler başladı bu alt tabakada şeyde konuşmada partinin falan. Efendim diyor papanın bilmem nesi var falan. Papa bizimki değil bizim Diyanet İşleri Başkanı yüksek rütbeli bir din görevlisidir. Peki baş alt baş... tabakada böyle konuşulmadı. Çok üst tabaka bunu söyledi. üst tabaka değil altta doğru çok kötü gidiyor. Öyle mi? Tabii efendim diyor onun vardı bizimki sizinki ki bir kere. Ruhban sınıfını temsil eden biri yok. La ruhban fil İslam. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Yok. Rahip yoktur. Bu bilgili bir din bilgini olması gerekir. İşte fetva veren, makamı fetva, tenvir eden, aydınlatan, zat-ı fahimaneleri, bizi aydınlatan şahsiyetiniz falan diye hitap edilecek. Eğer Osmanlı usulünü götürebilirsek, bir e, din görevlisidir ve görevlidir, memurdur. Başbakana bağlıdır. Maaşı yüksek olabilir. Tabii arabası olabilir. İşte sağa sola gidecektir. Her şeyden evvel konforunu düşünmek gerekir. Ama bunun için uçak verilmez. Böyle bir şey yok. Yani papa değil bu. Papa kocaman bir devlet reisidir. Ki papanın yani. da uçağı yok burada ya. Yapmış. Şimdi bu adamın e, şeylerini son Fransız'ın, papa Fransız'ın e, Fransiskenliğinden de ileri gelen böyle e, iman iman, misericordia ve mütevazu şeylerini bir yana bırakalım. Ben hiç ciddiye de almıyorum onu. Fakat daha evvelkilerin Rönesans tipine dönüşmesine bir tepki o. Çünkü modern çağdaş papa 11. Benedi şeydir, Bonifacio'dur. E, e, şeydir, bizim Türk harpleri 1699 sırasında ortaya çıkan daha kapalı, daha eee daha mütevazi bir gösterişin azaltıldığı ve Vatikan'ın artık bir sanat hazineleri bekçisine haline dönüştüğü bir devir. Bu son papa 16. Benediktus yani Kardinal Ratzinger, işin ucunu kaçırdı. Yani, yani kaçırdı. gösteriş meraklısı mı Evet diyorsun. efendim. Böyle en lüks marka papuçlar, bilmem neler etrafı da öyle. Çok bilgili bir adam. Çok lisan ama buraya bilir. geldiğinde bir mütevazi araba istemiş yani. Hayır bu sondan etti. Bu, bu da ona değil. tepki böyle şeyler yapıyor. Hı. Mütevazi arabayla papa gezemez çünkü e, maalesef bir benim çok hala sıkıldığım bir şey e, İlker Ağca suikastından beri bir papanın artık zırhsız bir arabayla gezmesi çılgınlıktır. Yani lüzum yoktur. Yani ben mesela Türkiye'de böyle bir şeyle gezmesine hiç taraftar değilim. Ne olur ne olmaz. Üstüme mi kalır? Tabii. Yani onun için fakat bu kocaman bir devlet reisidir. Vatikan'ın 3 kilometre kare arası vardır ama kocaman bir devlettir. Her yerde inanılmaz mülkleri vardır. Feodal anlamda ve kapitalist anlamda bankaları vardır. Bütün dünyada da her yere burnunu sokar yani yani düşünün, bizim Diyanet işleriyle mukayese edilen Diyanet bir var. alakası Dünya yoktur yok. yani alakası yoktur bir kere. Hiç İslam dünyasında bile bizim Diyanet İşleri ne kadar şey var. Doğru olanı bile savunamıyoruz. Ya bayramı birileri bizden bir gün önce kutlamaya başlıyor. Ya o Ramazan'ı şimdi gene olacak. Evet. Yani doğru olan fiziki olan zaman bakımından, fizik bakımından doğru olanı Empoze edemiyoruz. Yani biz <laughs> o kadar çok sözü geçen bir yerde değiliz İslam dünyası. Şimdi mesela saraya dönersek, son Hakkari'de, Yüksekova'da biliyorsun bir havaalanı açıldı. Oraya Selahattin Eyyubi ismi verildi. Hmm. Şimdi deniliyor ki, mesela Selahattin Eyyubi sarayda hiç oturmamış, kıl çadırda yaşamış. Kıl çadırda yaşamadı ama o kadar koca bir saray yoktu bizde Yani biz tevazu sahibi olduğunuz öne çıkarmak. İşte ben size çıkarmak... hep aynı şeyi söylüyorum. Belki siz duydunuz bunu. San Paulo'lu büyük restoratör 1962'de Ankara'ya ve civarına geldi Hı -hı. ve bunu bizim Halil Hocamız mihmandarlığını yaptı bir nevi. Sultan Hanı işte muhteşem bir kervansaray, bir sürüleri var. Onu gördüğü zaman hangi yıldaydı dedi hoca? 1223 dedi. O tarihte İtalya'da böyle bina yoktu dedi hemen yok. Hmm. Hmm. Fakat şurası da bir garip o kervan sarayları yapan adamın sarayından bir duvar zor kaldı. Hmm. Kubada bat sarayı laf olası, öyle yazlık saray mı olur? Demek ki bir tevazu var. Yani bu tip bir saray yok. Bizim geçmişimizde tarihimiz. Bizim Topkapı sarayının neresi saray? Çok güzel bir şey. Hmm. Çinilerimiz güzel bilmem ne falan yemekler çok güzelmiş. Kılık çok güzel çünkü milleti onu gösteriyorsun böyle pırıl pırıl çıkıp. Fakat orada kışla hayatı yaşanır yani. hiç kimsenin özel odası yok padişah dışında. Millet 20, 40, 60 rütbeye göre ağlar yani. 150'de filan olmuyor. Yok. Dolma hiç. Bahçe. Dolma Bahçe'de bir nevi bir gösteriş var çünkü 19. asır devli. Siz biliyor musunuz Louis Vuitton Topkapı Sarayı'nda akşam ziyafeti yapamadı izin istemeye gelmiş. Bu bak bakalım bulursan yapacak yer yap dedim. Yok. Ama Topkapı Sarayı 19. asrın protokol dolayısıyla genişlemek zorunda. Neresi genişliyor Dolma Bahçenin? Muayyede salonu. Orada 250 kişiye yemek de verilebiliyor. Bir de sefir odası dediğimiz itimatnamelerin sunulduğu bölüm. Öbür tarafta millet 3-4 oturuyor. Şimdi bizim Galatasaray Üniversitesi'nin yanan binası şeydir ikinci veliahtın sarayıdır. Herkes orada belli üst üste oturmuşlar yani <laughs> çok açık. Onun için biz böyle bir military headquarter, bir askeri karargah merkezi gibi bir şey bizim Güzel, etrafa hakim. Öyle bir mimari ki dışarıdan baktığın zaman ödün kopuyor. Fakat mütevazi iki kat yok ya. Topkapı Sarayı'nda iki katlı yer yok. Yoktu Peki yani. bugünkü sarayı ecdadımızın mirasına sahip çıkmak üzere yapılan yeni bir kıymetli bina gibi görmüyor musunuz hocam? Valla ben nasıl gördüğüm bilmem. Yani ona da karışmam bu şeylerde fazla üzerinde durmam. Fakat yanlış takdim yapılmasın. Yani yanlış takdim yapılamaz. Hiçbir şeyde yanlış takdim yapılamaz. Ne demek yanlış takdim? Ay efendim bu da böyleydi, yok böyledir falan. Ecdadımızın sarayları gibi, ecdadımızın sarayları maalesef ortada zor kalmıştır yani. 15. asırdan evvelkiler Allah bilir nerede, 15. <laughs> asırdan kalan da Topkapı. Zaten bakın değerli. bu Sedat Hakkı elden bu mimari Duysun, konusunda tabi. biliyorsunuz evet. çok uzmandı. Evet. O zaman o Türk evi stilinde yaparken hani mesela Ejderiler evet. daha süslü püslü renkli altın varaklı. Bizim mimarimizde hiç yok. yok. Mesela tavanlar böyle daha düz beyaz şeyler. Hep daha bir mütevazi bir hal var. Öyle oymalı, işlemeli falan hiç böyle bir tarz yok. Hep o düz saçaklı evler, cumbalı. Yani bunu da hatırlatmak için söylüyorum. Daha ee, işlevsel aynı daha zamanda. Işlevsel. i̇şlevsel bakımı çok kolay olacak. Evet. Bir de bir şey sormak istiyorum aslında hocam. iki hocama evet, da sormak Ersin istiyorum Bey izin verirseniz. De. Şimdi... E, sizin bir dönem bir beyanınız var. Ben bir Roma vatandaşıyım dediğiniz evet. rivayet edilir. Bugünkü iktidarın anlatımında e, ve tarihsel referanslarında yani Roma'dan, Bizans'tan, Ermeni'den, Rum'dan çok bir şey görmeyiz. Ya anlamadı demek. Tam da onu sormak istiyorum. Hayır ruhunu anlamadılar. O iktidarın kabahati değil. İktidara gıda veren ulemanın yorumudur. Şimdi mesela ben bir kongrede maalesef hala da üzgünüm ama haklıydım. Roma İmparatorluğu, birinci Roma, üçüncü Roma diyorum, üçüncü Roma bizimki. Roma dediği imparatorluktur, kötü bir şeydir, emperyalizmdir falan. Böyle baktım, adam Roma falan deyince farfara bir şey zannediyor. Yani bir adam Osmanlı tarihi yapıyorsa Roma İmparatorluğu'nu çok iyi bilmek zorunda. Araştırıcı olarak değil belki ama çok iyi okumak temel eserleri bilmek zorunda. Yani Momsen okumuş olacak, Troysen okumuş olacak mesela. Çok önemli bu Gibbons okumuş olacak. Bunların bağlantısını kuramazsınız. Roma ne pagandır tek başına ne Hristiyandır bir de Müslüman Roma vardır. Ve biz o imparatorluğun içindeyiz yani o sistemin. İkinci Abdülhamit Han Roma İmparatoru'dur. Sonuncusudur hakkıyla. Bütün ilişkilerine bak adamın. Cemaatlerle, cemaatlerin başındaki etnaklarla, orman yanına gayet iyi dost. Bilmem şeyle gayet iyi dost. Moşelevi ile lokum tenens durumundadır ama hahan başı kaymakamı derecesinde ve o devam etmiş. İddiatçılar için de aynı şey söz konusu. E, bunun üzerinde durulmuyor. Bunları anlamıyor. Anlatan da yok zaten. İzah eden de yok. Dolayısıyla böyle şeyler var. Bunu dediğin zaman bakıyor ne bu diyor falan. Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi diyorlar ki bana ansiklopedi gibi adamı çıkarmışsınız. <laughs> Moğolları geçersek bugünümüze geleceğiz diyorlar. <laughs> Orada. Oradan. Burada Twitter'dan. Ama e, çok ama, kötü değiştirin kadar. Afedersin ama tarihi davet ettik. Ne bekliyorlar? Hayır yani. <laughs> hayır Twitter'dan diyorlar e, yani ansiklopedi... adam yani. Aa, e o burada sizden, hele sizden bu tarih programı değil. Hayır, hayır. Tabii. Sizden yok, biz... şey. Sizden başka şey Bekliyor, mesela bunu size, işte bir, bir iki şey siz tabii ki tarihçisiniz bu ağırlığınızla ilim adamı ağırlığıyla konuşacaksınız şimdi mesela 30 Mayıs'a alındı onu da sorun diyor 30 Mayıs alınabilir mi 29 Mayıs fethi yani kutlamalar bir gün şeyle bir olur gün yani. kayabilir bir evet şey duyunuz oluyor. sorduk bunu peki bir de şunu bir tartışalım yani şimdi Türkiye'de maalesef dindarlar hep ikinci sınıf vatandaş gibi görünmüştür işte bir sürü olaylarda hep böyle göründüğü için bir eziklik, bir mağduriyet. Belki de onlardan beslenerek... Vallahi bu... hiç öyle bir hava kalmadı maşallah. Kimin es... parası varsa tepende. Parası yoksa gene ikinci sınıf. Şimdi öyle mi oldu? E düzen? tabii yani mesela üstündeki kılı, tesettürü, fakir olan insan gene ikinci sınıf. Sıcakta buran buran biniyor şeylere, metrobüse falan terleyerek gidiyor. Ama öbür kişi artık yani benim arabamı niye geçtin diye kornaya basıyor mesela falan. Yani bir sınıf atlattı Tayyip Erdoğan'ın Sınıf Erkanesi atlattı değil, yani herkes günde. parası ölçüsünde, kazancı ölçüsünde. Tabii partiye yakın olanlar daha iş yapacak. Pekala da hiçbir tevazusunu büracaat etmeden çok tehlikeli bu çok iyi bir soru. Çünkü Batı Burjuvası'nı siz daha iyi biliyorsunuz. Gittiniz en zengin ülkede okudunuz. Ne kadar duvar arkasında saklıdır herifler. Onu bırak. Tabii İsviçre'de evet. koskoca müdür bavulunu taşlar. Yani seni bel boyu falan beklemez. Bir herif geziyor yanımda. Bu adam dediler 7 milyar franklık adamdır dediler. Vay be. <laughs> geliyor işte yani <laughs> yani ne olduğunu anlamazsın bile. Gizler kendini. Yani en farfara takım Fransız burjuvalarıdır. Onlar bile gizler kendisini. Bu böyle üç kuruş kazandım diye sokağa fırlamak bu özel zamanında başladı. Bilhassa daha evvelde vardı ama gitti. Ben 1950'lerde 60'larda hatırlıyorum. Parası olan insanlar vardı. O kadar da değildik. Kimse de gidip Dior'dan bilmem neden yani özgün kültürle giyinip gelmezdi yani yoktu böyle evet. bir şey. İşte netice itibariyle yeni moda olmuş şeyleri büyük ölçüde evet. bizim mahalli terziler, te mahalli dediğin tabi kasaba terzisi İstanbul'un meşhur makasları uydururdu. Ondan şıklık olurdu ve olurdu gene şıklıktı yani. Yalnız o din konusunda hı hı. İlbe bey bulmuşken özellikle tarihe geri döneceğiz şimdi. Ayko Bey belki hoşuna gitmeyecek ama sonuç itibariyle. Ben bir şey demedim hocam. Hı. Hı. Bu, bu, bu kategorileri biraz e, isterseniz basitleştirerek kullanıyoruz. Hı hı. Yani dindarlık imparatorluklarda da çeşitli tür olarak ortaya çıkmış bir uygulamaydı. Ee, Osmanlı'nın merkezindeki saraydaki din anlayışı ve uygulamalarla Kırdaki, taşradaki anlayış ve uygulamalar çok, çok çok büyük farklı. Enderun'da yetişen evet. dindarlığı ve din bilgisiyle ikisi de devşirme çocuklar. Evet. Yeniçeri acemi olan iken onlar köye yollanır biliyorsun. Yani ayrılır köye yollanır kusuladan evvel. Onun köyde öğrendiği din ve dil bambaşkaydı. Tabii, tabii. bambaşkaydı. Yani. yani bir tarafı daha yobaz bir din mi? Yobaz orada? meselesi değil. Nasıl? Çok Çok farklı dünyalar. Biri daha po tabii. popüler, daha avami, avami, öbürü daha havası tanıştı. Yani işte Pop popüler da... dinin içerisinde günlük yaşantının bir parçası haline gelmiş durumda. Daha felsefi özellikleri ve onun daha teolojik özellikleri, ilahi özellikleri vesaire daha az. Daha onun için az. Da, tabii daha fonksiyonel. Kırsal bir yaşantının unsuru haline gelmiş. Orada orada, orada folklor var. O folklorda İlber Bey'in demin bahsetmiş olduğu Roma'dan gelen, İran'dan gelen, Arap'tan gelen bir sürü şey karışmış durumda. Bir sürü öbürü pagan, pagan adetler var. İsmini karışmış koyarak durumda. biliyor biri. Tabii, yani tabii. Öbürü ismini koyarak Öbüründe bilmiyor. ise daha kitabi. Bir kere diğerinde zaten okuma yazma yok. Hı hı. Kırda biraz daha kulaktan dolma. Evet. İşte Ozan kültürleri vesaireler. Onların Etkileriyle falan öğrenilmiş bir din var. Oysa e, İstanbul'un der saadetteki din daha kitabi. Orada ilahiyat önemli. Onun ahlak felsefesi önemli. Hukuk felsefesi önemli. E, öbüründe folklorik dinde Kime, böyle bir şey yok. Hangisini siz tercih ederek Tercih sorayım. meselesi değil bu. Yani, yani iki farklı dünya var. gerçekten tarif o evet. ellerinde yetişen dinini öğrenen insanlar seçkin e şüphesiz tabii. Ama. İşte onlardan Şeyhülislam çıkıyor, şu çıkıyor, hı. bu çıkıyor. Hı. yani. Ama Derinden şimdi... din adamı bile çıkmıştır. Yani şey, din adamları aslında halkın medreseye gidenleridir. Bu devşirmeyle evet. ilgisi yok. Ama hı hı. o Enderunlulardan da yüksek rütbeli din görevlileri çıktığı olmuştur. Ve işte böyle Sokullu gibi efendime söyleyeyim daha başkası Mesela bak Evliya Çelebi Enderuna alındı ve dikiş tutturamadı. Çekti gitti. Ne disiplini, ne kafa çalışması, ne günlük tavrı uymadı oraya. Yani çekti gitti. İyi bir ailenin çocuğudur. Melek Ahmet Paşa'nın yeğenidir falan. Olmadı. E, oradan geçen insanlara baktığınız zaman çok ilginç şeyler görüyorsunuz. Girip kaçanlar var. Ali Ufki Bey, Bobovski mesela. O çok güzel musiki bilirdi. Kaçıp gitmese işte size müthiş bir bestekar ve musiki nazariyecisi Peki bugüne devşiyle. baktığımızda yani bugünkü dindarları siz nasıl değerlendirir? Biraz söylediniz yani biraz hani paraya bakıyor paralı dindarlar kendilerini saydırıyor filan ama... Bana hiçbir yenilik getiriyor gibi gelmiyorlar kusura bakmasınlar. Türkiye'nin din görevlileri birkaç yani hakikaten bir elle sayılır, ikiye geçer miyiz bilmiyorum. Çok kafalı, çok düzgün, çok renklileri dışı var ama çoğusunu ben İranlı ulemayla ve Pakistanlı benim tanıdığım hocalar ve bilginlerle mukayese edemem. Niye i̇şte bak... acaba? Yani eğitim <laughs> Vallahi tarzı bir mı? tane Eksil... Fazlı Rahman hocamız vardı Chicago'da Allah rahmet eylesin. Çok da böyle Atatürkçü falandı yani. Hem Oxford hem medrese Eyüp Han'ın müşaviriydi. Cemaati İslam'la çatışmaya düştü. Ondan dolayı tutmuyorum. O kadar iyi biliyor Hı. ki İslam kaynakları falan. Cevdet Paşa'yı bile o bana öğretti aslında. Ben Cevdet Paşa okuduğumu ve bildiğimi zannediyordum yani. Sorsan da Türkçe bilmiyor. Bir de öyle bir tevazu Hı. var. Bilmiyor da onu nasıl okumuş hayret ediyor. Peki yani ben yani. şunu sormak istiyorum. Yani burada nedir size sizin gördüğünüz noksan? Burada gördüğünüz fevkalade satilik. Daha... Valla satilik kusura bakmasın. Yani, 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 İslam, İslam, hala İslam hala din yani. bilgini dediğiniz var. Arapça ile yetinmeyecek. Hı. Bunun kök dilleri vardır. İbranca ve Aramca. İsmail Buhari Hazretleri biliyordu. Hadisleri ayıklarken. Yani bunlar böyle Van Sarisi biliyordu bilmem neyi. İşte efendim e, Ahkam-ı Saltan'a şeylerini bilenler vardı. Maverdiler falan. İran asıldır onlar. Bunları böyle olması lazım. Batı dillerini bilmesi lazım. Yani bir Pakistanlı Hamidullah bizim için efsane olarak yaşamamalı. Bunların hepsini bilmesi lazım. Unutmasın ki bu din bilginleri bizim memlekette 5 milyonu Avrupa'da yaşayan bir ümmetin şeyleri bunlar. Yani uyarıcıları eee fehmedenleri, aydınlatanları bu halle olmaz o iş. söyleyeceğim evet. hocam. Şimdi e, 2015 yılındayız. E, bugünkü siyasetin tarif ettiği bir eski devlet var. Evet. O eski devlet tek tip bir e, gömlek tarif etmişti bize. işte tür hepimiz Türküz, Kürtle olsan Türk taklidi yapacaksın. Sünni, Alevi sen biraz Sünni taklidi yapacaksın. Sünniysen de çok Sünni olmayacaksın ya bu kadar. Değil bir tarif eski var. devlet Aleviye Sünni taklidi yapacaksın mı dedi? Yoksa şu şeyinizi, Sünniliğinizi, Aleviliğinizi kapının önüne mi alsın dedi. Tam da sen, onu soracağım Şimdi 2015 yılındayız. E, hala bir Avrupa Birliği hedefi olduğu iddia edilen en azından aday olduğumuz evet. bir ülkeyiz. Biz 2015 yılında hala Kürt sorunu, yani etnisite sorunu, hala mezhep sorunu, hala vatandaşlık sorunu, cinsel yönelim sorunu, kadın sorunu gibi meselelerde nereye ıskaladık? Yani niye hala bir kafamızı çevirip baktığımızda o taraflarda çözümümüz olan bu işler, eski devlet değil, devlet de hala bu kadar. Öbür taraflarda ne kadar çözüldüğünü bilmiyorum, o benim örneğimde değil zaten. Şimdi böyle bağıra çağıra işte Belçika gibi diyorlardı diğer zamanlar. Allah korusun Belçika gibi olmaktan. Bir tarihte bir Belçikalı dışbakan geldi Ankara'ya. Bizi davet ettiler sefarete. Adam flamam asıldı. Efendime söyleyeyim ya adam neredeyse şey koydu yani yasakladı Fransızca konuşmayı. <laughs> Herkese de soru soruyor. Fransızcadan başka <laughs> şey iyi bilmeyenler yüzmüş minister diye başlıyor. Benim de bir tepem attı. Yetersiz Fransızca ile dedim ki bizim oksidentalizasyonumuzun batılılaşmasının temeli Fransa'dır. Fransızcadır. Çok severiz. Bizim Blamanı için Avrupa. Şey bak yüzünden. Hocam niye kızdırıyorsunuz adamı? Niye <laughs> kızdırmayayım? Terbiyesizliğe hiç gelemem. Eğer Avrupa buysa çok uluslu bir devlette hiç kimsenin bunu yapma hakkı yoktur. Ve benim tanıdığım Belçika'da kusura bakmasın Flaman Belçikası değil. Yani Valon Belçikasıdır aynı zamanda. Çok önemli bir şeydir değil mi? Flamanların Peki, o zaman Türkiye'de, Belçika'da aç kalır. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de Türklerle Kürtler evet, bu tip şey, bir... Bu tip şeylerde müşterek noktaları aramak lazımdır. Fakat bunun şeysi bir arada birleşmesine geldiğiniz zaman böyle siyasi kavgadan ve o kavgada da planı ve şeysi protokolü ortaya koymadan evvel insanların biraz da kendilerini takdim etmeleri lazım. Yani ben burada mesela Irak Kürdistan'ındaki veya İran'daki Kürt entelektüellerde orada da okul okul yok. Havayı göremiyorum. Yani kusura bakmayın. Burada. Ben, burada. Evet. Ben Tahran Müzesi Müdürü Mehrendiş Bey gibi Kürttü. Efendime söyleyeyim veyahut hut Hatem'inin müşavirlerinden birisi Fellahi gibi bir Kürtü göremiyorum. Biraz da kendini takdim etmen lazım. Çok önemli bir şey bu. İşte bak, kabul de rencide hiç rencide <laughs> etmedik. Bak onlar mesela evet, Selahattin Demirtaş Dolma. aldı yürüyor ama baksana. E evet, tamam buyursun alsın. Selahattin Demirtaş Bey ne kadar Kürtçe biliyor? Ne yazıyor? Onu da biraz merak ama ediyorum. Ama hocam yani. bilmemesi kendisi. Tabii, tabii hep faşist devlet. Ama hayır başka bir şey. Selahattin <laughs> Demirtaş'a şunu sordular. Niye durmadan Kürt kimliğinin altını çiziyorsunuz diye. Evet. O da dedi ki 90 yıldır üstü çizildiği için hayır, şimdi böyle bir şey de yok mu gözünüzün seveyim. çizilmesi mühim değil. Nasıl? Gene altını çizsin. Bunu da sormasınlar ama bilsin Hiçbir zaman Çar Rusyası ne Finlilere okulaştı ne de oradaki Müslümanlara. Herkes bir şekilde yırtarak koydu kendini ortaya. Ya ben çocukluğum itibariyle 47 doğumluyum ya çocukluğumda bir ziyaret dolayısıyla daha doğrusu mesela Cafer Seyda Ahmet Kırmer'i gördüm ve şaşırdım. Aa baba dedim bu, da şeyler gibi konuşuyor. İstanbul şivesiyle konuşan bir Kırımlı lider. Hariciye vekiliydi o kısa kollu Cumhuriyet'in. Yazıyor. Evet. Şehit Partisi'nin liderini, başkanını tanıdım. Şeyi, Resulzade, evet, Resulzade. O öyle konuşuyor. Ya bunların Rusçaları falan da mükemmel, Fransızcaları da. O çok enteresan bir şey. Hiç kimse onlara Türk okulunu değil, çağırlık açmadı. Allah bilir evinde adam öğrendi. Onun başına düşeceğim diye. Peki niye yani Kürtler... Türkiye'deki Kürtler geri kalmış bir kavim midir de böyle oldu yoksa Vallahi geri kalmış falan. E, ne falan ama o zaman niye çıkamasın? geri kalmış? Şimdi geri kalmışların arasında bakarsan kim ne kadar geri? Yani bu da çok açılacak bir şey. İşte okul var. Hepsi okuyor. Selahattin Demirtaş da gizliden Sorbonne'da okumadı. işte geldi, girdi bizim yanımızdaki fakültede okudu. Hukukçu oldu, çıktı. E, Türkçeyi çok güzel öğrenmiş, yeteneği var lisana. Öbürünü de öğrense çok memnun olurduk yani. Bir renk olurdu. Şimdi böyle bir renkten bahsedebiliyor muyuz? Kuru kavgayla iş halledilmiyor. Yani mozaik dediğin zaman herkesin kendi kültürüne daha sağlam sahip çıkması lazım. Arkadaki rengin ve alçının. Eyvah, ve eyvah. bir de iyice de oturması <laughs> yani, lazım. Yani 12 Eylül zindanlarında Kamber Ateş var. Bugün HDP milletvekili ee, kısa filmi çekildi. Kürtçe konuşmak cezaevinde yasak olduğu için ha. görüş günlerinde annesi saatlerce ha. oğluna sadece nasılsın işte orada bir Hasankeyya'ya geliyoruz. Ama, geliyoruz hocam o Safha'ya yani. geliyoruz ama, ama insanlar oturur öğrenir. Ben mesela Beyce Boran'ın o 12 Eylül'de burada değildi ama 12 Mart'ta buradaydı ve hapishaneydi tabi Oturup orada sevgi hatır hutur Almanca çalıştığını ve epey bir yol aldığını biliyorum. Çünkü bir sosyologa Almanca lazımdır. Geç bile kaldık demiş. Oturmuş oradaki günlerinde <laughs> onu öğreniyor. Bizim arkadaşlarımızdan lisan öğrenip çıkınca işsiz kaldığı için mütercimlik yapanlar var. Evet. Yani bu siyasalın solcularından falan. Bir toplumun liderlerinin bilhassa kendini ispat et. Bunu tenkit etmek aslında benim vazifem değil. Fakat bir şey ortaya koyuyorum. Tamamen çatışma, suçlama, ve böyle bir gerilimle hiçbir yeri kimse gidemez. Yani AK Parti ve liderleri ve kadroları da gidemez. Efendime söyleyeyim azınlık, ben azınlık demiyorum etnik grup denir. Çünkü azınlıkla etnik grup başka bir şey. Azınlık sensin. Selahattin Bey bir gruptan, folks grup beden, onun sosyolojik adı başka bir şey. İnsanlar hiçbir yere gidemezler. Çünkü uyum için birlikte olabilmek için, zenginleşmek için biraz da başka türlü stratejiler lazım. Bu çok açık. Bir Mesela şey. bu Türkiye Projesi bu bahsettiğiniz projenin Türkiye, Türkiye Projesi diye bir şey olmaz. Niye olsun ki? Herkes neyse onu olsun ve açıkça kimliğini de ortaya koysun. Türkiye memleketimizin adı. Tabii ki Türkçe lingua franca. Biz getirmedik bunu, Cumhuriyet getirmedi. Ta 12. asırdan beri var bu. Yani adını da zaten biz Bir koymamışız. de orada anlaşılmıyor mu? İtalya'ya bir nokta vurguladığı yani zannediliyor ki ecdadımız Osmanlıca falan gibi bir şey konuşuyordu. Sokaktaki Osmanlıca adam bizim gibi konuşuyordu. Konuşacak ya sokaktaki adam git Yakup Naci Horsabani diye bir Macar var geldi. En iyi rehberi o yazdı. Türkçe rehberi 17. yüzyılda. Yörge Hazay yayınladı onu. İnanılmaz evet. bir şey yani tamamen bugünkü Türkçe. Çünkü sokağa yazdı herif ama tabii Tanzimat döneminin kebesi yazdığı ve konuştuğuyla elbette farklı. Ve onu konuştuğun zaman Berlin'deki Türklerin arasında biz çok fark ediliyorduk. Siz hangi dili konuşuyorsunuz diyor. E konuşamıyorum onlar gibi. Biraz Osmanlıca katıyoruz. Derhal müzik müzikalitesi bile değişiyor dilin. Ama bu dil dil değil. Evet, ee, şey, anlaşıldı şey, ki şey var ama de, bir iddia var. Sizin için reklamdan yani. önce reklam diye yani bitiriyoruz programı. Peki bütün bunlara rağmen HDP barajı geçsin diye HDP'ye oy vereceğiniz söyleniyor. Sizin <laughs> şimdi... Yok canım, ben hiç rehim çok mukaddestir ne olacağını da valla bilmiyorum yani. AK Partili misiniz yoksa? Aa bak bizim, <laughs> AK parti'de, bizim AK partide, bizim AK Parti'de kimler var var HDP'de falan. Yani var mı yani beğendiğiniz kişiler var mı AK Valla biliyorsun ben... Ee... Teorik olarak Türkiye'yi çok beğeniyorum. Ama o bile teoriktir. Çünkü bir sürü insanla çok fazla çatışmalıyım. Huyum kurusun. Hiç çatışmadınız Part burada. Laf attık. Çanak tuttuk. Biraz... Sizin e, ne şeyi... yapayım, hangi partiyi tutayım Nazlı Hanım? Siz ne yapacaksınız? HDP'ye verirseniz. Ben HDP'ye veriyorum. HDP. Siz de HDP'ye verin. Evet, e, bu çok yaygın. Bakalım inşallah hep... e, öyle oy verdim. Yani Hayır ben... şey yaparsa ya. gerçekten koalisyon kurulur ve o koalisyonda veya koalisyona girmese bile med şeyi ak parti ve yeni projeleri büyük ölçüde önler bazıları hiç hoş şeyler değil o başkanlık falan bunu söylüyorum Hı. E, eyvallah ama tersine bir takım anlaşmalara girer oriental metotlar kullanırsa her anlamıyla o zaman bu iş beyhude. Ama çok der. net söyledi Demirtaş. Seni başka. Vallahi herkesin her net söylediğine ben 68 yaşındayım. Sizin kadar kolay <laughs> inanmıyorum. Kolay <laughs> siz de son bir görüşlerinizi hocam Ersin Bey nasıl bağlayalım artık? Evet. Şimdi tabii enteresan bir süreç yaşıyoruz. Seçim sistemi ve seçim kampanyası da hiç görmediğimiz bir şekilde yaşandı. Meral Akşener bir enteresan tabir kullanmış. Esas itibariyle nezaketinden öyle söylüyor zannederim. Yani bir pek de adil ve aynı zamanda özgür olan bir ortamda seçime gitmiyoruz. Diyor. Sonrasını da tahmin edebilmek biraz zor gibi gözüküyor çünkü Cumhurbaşkanı önemli rol oynamak durumunda nasıl davranacak kimse bilmiyor. Kendisi biliyor, mu onu da bilmiyoruz zaman itibariyle göreceğiz. Vallahi, Allah memlekete selamet versin ne evet. de olsa bu kutunun içinde oturuyoruz hepimiz. Evet. Beni evet. evet. <laughs> Sen son bir şey söylemek istiyorsun. Ee, Yok yani şey bugün özellikle. Meral Akşener'den örnek verdiniz. Cumhurbaşkanı, tarafsız cumhurbaşkanı e, mahallesinden geçerken MHP diye bir siyasi partinin evet. ilçe binasından onu işte kurt işaretiyle karşı e, selamlayan ya da ne bileyim protesto eden insanların parti binasına girilerek e, gözaltına alındığı evet. bir durumdan bahsediyoruz. Ve Erdoğan'ın e, bugün biz e, işte e, şeyde doğuda e, şey Yerel barkırda sözde, sözde, sözde müftü sözde müftü Batı'da eşcinsel aday göster diyerek AK Parti adaylarını kendisinin nasıl organize ettiğini ifade etmekten çekinmediği bir noktadayız. Sonra torkdayız. bu şekilde bir insanı nasıl etiketleyebilirsin yani? O bir bir de tarafsızlık kendi... meselesi çıkıyor. Yani HDP. ayrıca HDP ayrı. bütün sapkınları bünyesinde topladı diye bir cümle kullandı. De, evet. Yani artık bu şey hani ben Yazı yazmakta ya da ifadede bulunmakta zorluk çektiğim bir durum var. Neresinden tutalım? Evrensel insan hakları, ayrımcılık, nefret söylemi, ırkçılık hatta tarafsızlığı anayasa ihlali falan geçtik. Bunda ısrar edilirse bu tutumda maalesef tasfiyesi için bu gibi şeylerin, tavırların laf ve konsensus yetmiyor. Çok acı şeyler yaşanır. Onu istemeyiz. Evet. O çok açık. Evet kapatıyoruz. Yani çok iş yani. Evet çok teşekkür. Acı şeyler derken yani acı toplumda şeyler, çok, acı, sorun, tabii, çatışma de, çatışma çıkabilir. Hiç kimse bu kadar evet. küfür yemeyi hak etmiyor bu memlekette. Yani. Evet. evet, da yani. şeyde şey biliyorsun bir son Gerek olarak şunu da söyleyeyim. söyleyeyim Melih Gökçek'te Ermenilerle Kürtler birbirini desteklerler. Onlar anlaşmışlar ülkeyi paylaşacaklar filan tamam. gibi lafları oldu e, insanacak. Bu Ermeniler yani. He? Öyle diyor. Hocam yani. Orada biz bir <laughs> stadyum kadar insanız her şey bize ihale kalıyor. Allah'tan öyle. cemaat çıktı şimdi. Evet evet. <laughs> biraz öyle. onlara ihale oldu işler. Yoksa eskiden her şey bizim üstümüzdeydi. Evet yani. sevgili seyirciler, biraz uzattık ama bu akşam da bu kadar çok değerli bir konuğumuz vardı. İlber İlber Ortaylı. Hepinize çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi